İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin çok seyredilen tarımsal eğitim programı Çiftçinin Sesi'ne hoş geldiniz. Çiftçi TV ve Çiftçi Radyo ortak yayınıyla beraber sizlere sunulan programımızda bu hafta çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Birçok üreticimizin dört gözle beklediği, yaptığımız diğer programların anlam bütünlüğünü sağlayan bir program niteliğinde olacak. Sizlere yaklaşık 2,5 yıllık televizyonculuk hayatımda toprak analizinin öneminden bahsetmiştim değerli konuklarımla beraber. Bugünkü programımızda ise birçok üreticimizin artık toprak analizinin önemini kavradığını ancak amaç ve sonucuna ulaşamadığını gördük. Sizlere bu konuda da yardım etmek istedik ki toprak analizinin önemini ve yorumunu detaylı bir şekilde aktaracak programı sizler için bugün sunacağız ve yıllardır program yaptığımız değerli konuğum Karacabey Ziraat Odası Danışmanı Mehmet Dizbak Bey ile beraber sizlerin sorularına da cevap vereceğiz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Özledik sizlerle program yapmayı. Baya bir zaman oldu. Saha programlarımızı devamlı olarak aktardık ama canlı yayınlarımızı malum şehir uzaklığından dolayı pek fazla yapamıyorduk. Uzun bir aradan sonra tekrardan üreticilerimizin sorularına cevap vererek ve canlı yayın programımız olarak bu programı yapmak beni sevindirdi. Teşekkür ederim. Konumuz toprak tahlili olduğuna göre toprak tahlilindeki ilk evvela şunu söylemek istiyorum. Nasıl biz bir aracımızla bir yolculuğa çıkacağımız zaman önce arabamızı çalıştırır çalıştırmaz ilk önceliğimiz emniyet kemerini takmaktır. Evet. Tarımda da tarıma başlarken toprağımızda yapacağımız ilk ve öncelikli yapacağımız işlem toprak tahlilidir. Muhakkak. Hatta üreticilerimize şöyle bir anekdotla geçmek isterim. İlk defa programımızı takip eden üreticilerimiz vardır belki. Programımızın formatı gereği ilk yarıda soru almıyoruz. Diğer yarılarımızda soru alıyoruz. Anlam ve bütünlüğün bozulmaması adı altında Mehmet Bey ile beraber biraz yorumlama yapacağız. Ben sorularımı soracağım daha çok. Ben sorduktan sonra sizlere de sorma hakkı vereceğim ki madem direkt toprak örnekleriyle girdik konuya. Tabii. Ben hemen sorumu sormak istiyorum. Siz de biraz detayına girdiniz. Tabii. Şimdi bitki beslemede baş döndürücü gelişmeler oluyor. Üreticilerimiz de görüyor. Bazen öyle satış danışmanları ya da pazarlamacılar geliyor ki ellerinde sihirli bir değnek varmış da benim tarımımı alıp Evet. benden daha iyi yapıp çok iyi rantlara getirecek boyutta cümleler geçiyor. Evet. İster istemez birçok üretici de inanıyor. Buna göre toprak tahlillerine göre tavsiyeler oldukları söyleniyor. Ama ben bir türlü anlayamıyorum. Çünkü üretici aslında iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor, bir şeyler yaptığının farkında ama nereye gidecek sonucu bilmiyor. Akademik bilgilere boğuluyor. İşin içinden çıkamıyor. Bu konuda ne yapmalı? Yani üreticilerimiz çok oldu. Son zamanlarda ki hele o kadar ürün gamı var. Ben hiçbir ülkede bu kadar çok fazla gübre gamının olduğunu görmedim. Evet maalesef. Çok fazla yani tutun. Maalesef. Hemen hemen her şeyden bir gübre yapılmış. Her biri de sadece oymuş tarımı kurtarılacak gibi bakılıyor. Evet. Üretici mecburen bilime inanmak istiyor, kafası karışıyor. Tabii. Akademik bilgileri görüyor, korkuyor. Böyle bir karışıklık var. Doğru. Üreticilerin genel problemi bu. Ne yapacağını bilmiyor. Evet. Onlara nasıl tavsiyelerde bulunacağız? Onları bu dertten kurtaralım istiyorum. Tabii şimdi ilk evvela toprak tahlilini sadece bir kağıt üzerindeki rakamlardan oluşmadığını bir açıklama gerekir. Bu işin daha başlangıcından ele alırsak, Türkiye'de 1963 yılında Toprak Su Bölge Müdürlüklerinin laboratuvarlarında toprak su tahlil işlemleri başlanmıştır Evet. ülkemizde. Şimdi o dönemlerde tahlillerde kullanılacak olan çizelgeler, bak tahlillerde Evet. kullanılacak olan çizelgeler hepsi yurt dışından geliyor. Zaten teknoloji bize devamlı yurt dışından. Evet, öyle. Bu yurt dışından gelen teknolojilerde tercüme hatasından dolayı da çok hatalar oluyor.
Mesela biz konumuzun dışında ama bir zeytin budaması 4 sene veya 3 sene zeytin budanmaz diyor. Çok yanlış. Zeytinin büyüme noktası kesilmez. O budanmaz olaraktan lanse edilmiş. Hala daha 3 yıl zeytin budanmaz. Asla zeytin daha ertesi sene başlar. Makas cebinde gezecektir vatandaşın başlayacaktır. Yani terbiyeye başlayacaktır. Evet. Şimdi konuyu daha fazla dağıtmadan hemen toprak tahliline dönüyorum tekrar. Bu 1963 yılında yurt dışından gelen çizelgeler Ne yazık ki hala da günümüz şartlarına uyarlanmadan, evet, uyarlanmadan aynı eski sistemde süre gelen tahlil çizelgeleri var. Şimdi bunu burada kimseyi suç töhmet altında bırakmak için değil, kısmen diyorum. Yani hepsini dersem çok yanlış olur. Yanlış olur. Hala da henüz bugünün şartlarına uyarlanmamış çizelgelerle karşılaşıyoruz. Burada bir örneği var. Önünün evet. içinde anlatmakla olmaz. Burada dökümünü yapacağım. Dökümünü evet. yapacağım. Ondan sonra vatandaş bu arada da çok rica edeceğim. Gençlerimiz artık Allah'a çok şükür kültür seviyesi çok yükseldi. Şimdi benim bu dediklerimi çok rahat anlayacak şekilde gençlerimiz var burada. Kağıdı kalemi eline alan vatandaş bununla beraber tarlasında gübreleme yaparken gübrelemenin de programını hesaplamasını görmüş olacak. Evet. Yani gübrelemenin hesaplamasını. Ben ne kadar gübre kullanıyorum ki ben ne kadar net gıda vermiş olacağım toprağıma. Evet. Veyahut da o gübreleri kullandığı anda hepsini yan yana koydu. Hangisini fazla verdim, hangisini noksan verdim. Kaldı. Orada bir kendi kendine de biz bana otokontrol sistemi diyoruz. Kendi kendini kontrol etme imkanı olacak. Bu iş sadece satıcıya, bayiye bağımlı olursa kusura bakmasın üreticilerimiz bayileri şıhları gibi görmeye başladılar. Onların dediklerinden dışarı çıkamıyor, ötleri patlıyor. Yani öyle bir şey var işin içerisinde. Maalesef. Bir menfaat duygusal karışmış birbirine. Evet. O şekilde bir gidişat var. O bakımdan şimdi burada ben bir tahlil var elimden. Bu tahlildeki önceki listeye göre, çizelgeye göre olduğunu, nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Evet. Burada söyleyelim, bir anekdot geçmek istiyorum. Eski yıllardan, 63 yılında yapılmış bir toprak örneği, buna karşılık verilmiş olan yorumlamalar var. 63 yılındaki çizelgeye göre, yoksa bu tahlil yeni. Bu senenin tarihi. Anladım. Bu senenin tarihi. Tabii yani kullanacağımız çizelge 63 yılın evet, çizelgesi. Evet. 0 kilometre 124 araba. Evet. Yani tamam şey ama tahlil yeni ama sistem eski. O bakımdan onu söylemeye çalışıyorum ben. Şimdi izniniz olsa ben tahtada açık açık bunu göstermek istiyorum. Çünkü detaylı bir şekilde tabii. tahtada bilgi vermek istiyoruz. Tabii. Kendilerinin bir mühendis kadar bilgi sahibi olması için bu hesaplamaların tabii. da kendilerinin yapması gerekiyor. Burada toprak analiz sonuçlarımızın belli değerlerini yazacağız ilk öncelikle sizlerin detaylı bir şekilde görebilmesi kamera için. Bunları, kamera isterse bir görsün. Ben okuyacağım. Kameranın görüntü olarak alabilmesi mümkün olduğu zaman tabii. arkadaşlara söyleyeceğim. Tabii. Burada yeni bir örneğimiz var. Zeytin 6 yaşında bir bahçeye yapılmış bir örnek. Değerlerimi okuyayım Sayın Mehmet Yok Bey. Ben şimdi baştan. Buyurun. Ben size soracağım, siz tabii. söyleyeceksiniz. Baştan şimdi vatandaşlarımız, üreticilerimiz toprak tahliline göre gübreleme hesabını kendilerine öğretmek için bunu başlıyorum. Şimdi bitkilerde sırasıyla azot, fosfor, potasyum. Evet. 3 ana besin elementimizi yazdık makrolardan. Potasyum. Evet. 6 yaşında bir zeytinin ihtiyaçlarını mı yazacağız şimdi? Şimdi zeytin şeyidir o. 6 yaşındaki bir zeytinin ihtiyacı. Evet. Eğer ki 10 yaşın üzerinde olsaydı ben buna 28, şunu 6 yaşın üzerinde olduğu için yazıyorum burayı. Evet. 24 için biraz daha soluk geldi kalem bana ama görünüyor mu? Görünüyor mu? O zaman şöyle yapacağım. 24. 12. Şimdi buradaki potasyuma gelelim. İşin doğrusu
Kesinlikle potasyum en yüksek olması gerekir. Ama evet. potasyum üretim maliyeti çok yüksek olduğu için hiç olmazsa potasyum azotun en az %80'i olması lazım. Asgarisini. Burada Evet. ben asgarisini. En az %80'i. Yani şimdi %80'i 24'ün %80'i hemen 24 çarpı %80 onu hesaplıyorum. 24 çarpı 80 eşittir 19.2. Bunu Evet. 20 kilo en az 20 kilogramdan yapıyorum burayı. Şimdi bunlar bir dekar araziden 6 yaşındaki zeytinin kaldırmış olduğu besin miktarı. Evet. Mehmet Bey, sizden rica edeceğim. Üreticilerimiz bazı yerler parlıyor, okuyamazlar. Bunları biz yine siyahla yazıp kare içine alalım da. Tamam, bunları yazalım. Tamam, tamam. Yine okunaklı bir şekilde okunmuyorsa, olsun istiyoruz. Okunmuyorsa. Yazalım yine. Bu şöyle. Normalde bir zeytin bitkisinin, 6 yaşında bir bitkinin topraktan kaldırdığı besin elementidir. 24 kilogram azot, 12 kilogram fosfor, 20 kilogram da potasyum topraktan kaldırır. Bu mantıkla söyleyelim sizlere. Bitkinin bir senede ihtiyacı duyacağı toplam besin topraktan elementi. Kaldırdı topraktan besini. Kaldırdı. Evet. Şimdi orada ben sizden rica edeceğim. Buyurun. Sırasıyla azot. Organik madde ne demiş orada? Organik madde 1.33. 1.31. 1.31. Evet. Tamam. Şimdi 1.31'in hani çizelgeni önemli şimdi burada. Evet. Bu çizelge çok şükür bende var. Bana tamam. Hocam hediye etti. Sağ olsun, eksik olmasın. Ellerinden öperim ayrıca. Onun yüzü suyu hürmetine ben çiftçimden rahat rahat görüşebiliyorum, evet. rahat rahat konuşabiliyorum. Göğsümü gere gere güzel. Hesaplamasını yapıyor. O bakımdan şimdi bir nokta kaç dediniz? 1.31. 1.31. 1.31'in azot değerinin karşılığı 9 kilogramdır. Evet. Ya şimdi buraya... Toprağın bunlar içeriğini yazıyoruz şimdi biz onu söyleyelim. Şimdi bunlar topraktaki, bak küçücük bir şey yazıyorum, toprak diyorum anlaşılsın. Yani aynen. şimdi verdiğimiz gübredeki değil, topraktaki, tamam mı? Aynen. 9 kilogram azot varmış. Saf azot varmış toprağımızda. Evet. Fosforu okur musun? Fosfor 3.19. 3.19'un karşılığı 4 kilogram civarında. 3.8-3.9'dur tamam. da ben onu 4'e tamamlıyorum. 4 kilogram saf fosfor var. Evet. evet. Potasyumun karşılığı potasyum 53.99. 53.99. Aslında potasyum çok düşük. O 60'tan başlar. Taban şeyi tamam. 60'tır. Onun karşılığı 60 olduktan sonra aşağı yukarı 7'lerde 8'lerde pardon 60 olduktan sonra onu geçmesi lazım. Potas şu anda 8 veya 9'larda. Evet şu an 7 hatta 7. Tamam. Hatta 7. Tam 7. Potasyum 7 kilogramda potasyumumuz varmış toprakta. 7 kilogramda bizim toprağımızda potasyum varmış. Tamam. Şimdi biz altına vereceğimiz gübreyle bunu tamamlayacağız. Evet, burada yorumdaki önerilen gübreyi... İsterseniz yorumdakine yapalım. Tamam. Yorumdakini yapalım. İlk önce çünkü tabii burada yorumlama yapılmış. Çıksın meydana. Tamam, firma doğru. tarafından. Tabii. Demiş ki tabana gözler kabarmadan 2-3 hafta önce ağaç başına 550 gram 18.46 bir saat. DAP. 550 gram. DAP. 550 gram. 18.46. 18.46. Hı hı. Tamam. Şimdi parantez içine alıyorum. Yani hesaplamayı vatandaş evet. görsün. 550 çarpı bir 30 ağaç 30 vardır ağaç bir var. Dekarda. Bir dekarda evet. 30 ağaç vardır. Çok küçükmüş yazılar, onları büyütelim. Tamam. Biraz şuradan Aynen. başlayalım. Tekrardan. Tamam. Onu ben hesaplayayım. Ben de hesaplarım 550 gram. 560 mı 550 mi? 550 gram. 560'mış. 560 pardon. Tamam. Şimdi şöyle Aynen. büyük yapıyorum. 560 gram. 18. DAP. Aynen. DAP. Evet. 18.46. Yani tavsiye edilen gübre bu. Evet, gözler kabarmadan önce. Gözler. Ama bu kök başına. Evet, kök Şimdi başına. Şimdi bunu 30'dan çarpacağız. Çarpı 30 ağaç ya. Tamam. Bir dekardan 30 ağaç olduğu için bir zahmet 560 çarpı 30. 16.8. Hah, şimdi eşittir. 16.8 kilogram bir dönümden atılacak olan DAP miktarı bir dönüme. Şimdi 16.8, biz 16.8'den
16.8'den bunun hemen azotunu ve fosforunu çıkaralım. Hemen 18'i çarpacağız. 18 azot ya. 16.8 çarpı 16.8. Toplamda 3 kilogram azot varmış bunda. Bakın. 3 kilogram azot. Azot. Yani bunun safını buraya taşıdım. Evet. Dikkat etsinler şimdi. Tekrar bu defa 46 ile de yine 16.8'i çarpacağız. 7.7. 7.7. 7 fosfor var. Tamam. 7.7 fosfor var. Bunda potas yok. Potasyum yok. Olmadığı için boş çizgi çektik. Üstten başka ne 350 vermiş? Gram amonyum nitrat. Bir dakika. 350 gram amonyum nitrat. Evet. Nitrat. Kaçlık? 33'lük. 33'lük. %33. Şimdi 350 çarpı yine 30'a açıyor. Evet. Çarpı 30 eşittir. Bu da 10,5 kilogram. 10,5 kilogram. Evet. Toplam. Evet. 10,5 kilogram. Burada çarpı 30'ları üreticilere şöyle aktaralım. Ağaç başına dediği için biz bir dönüme hesap gidecek olan miktarı yazıyoruz. Tabii bu 30 olanlar kimseye ağaç sayısı. Burada ağaç başına 560 gram dediğine göre evet. 30 ağaç çarparsa karşılığı 16.8 kilogram DAP. Onun hesabını zaten evet. buraya yaptım. Bunun şimdi, da azot içeriğini hesaplayalım mı? Tabii 350 gram amonyum nitratın karşılığında da 30 ağaca 10,5 kilogram 33'lük nitrat. 10,5 çarpı 33 yapar mısın bir zahmet? 3.5. 3.5. Diğerlerinden yok. Başka da herhangi bir gübre tavsiyesi yok. Şimdi bunları toplayacağız. Evet. Ben şurada biraz daha dikkat çeksin diye bunları böyle şöyle yapacağım. Aynen. Bu ihtiyacı duyduğu... Bu kare içindekiler, dikdörtgen içindekiler bir dekardağın kaldırmış olduğu besinler. Evet. Tekrar edeceğim. Yani 6 yaş civarındaki bir ağacın bir dekardan 24 kilogram saf azot, 12 kilogram saf fosfor, 20 kilogram saf potasyum kaldırıyor, tüketiyor. Evet. Durumunu müsaadenizle ben bir özetleyeceğim. Tabii. Çünkü bir reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına gitmeden son kez üreticiler de bu tabloyu not etsinler. Tabii, gözlerinde tabii. Güzel bir örnek olacak. Tekrardan özetliyorum. Bir dönüme azot, fosfor ve potasyum ihtiyaçlarını yazdık. Toprak analiz sonuçlarına göre topraktaki azot ve fosfor, potas yazdık. Bize tavsiye edilen gübrelerdeki miktarları çıkarıp yazdık. Reklamlardan sonra da toplayacağız ve bizim bitkimizin ihtiyacını gübreleme programı karşılamış mı? Neler yapılmalı? Bunları anlatacağız ama dediğim gibi bir reklam aramız yaklaşmış. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, peki. Birbirine sorunda bu hafta veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar'ın konuğu veteriner hekim Semih Yamaç. Serbest veteriner hekimlerin sorunları, hayvan hastalıklarında tedavi yöntemleri, aşılama, suni tohumlama ve hayvan sağlığına dair merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu programda olacak. Birbirine sorun, Perşembe günü saat 21'de Çiftçi TV'de. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Çiçeklenme, köklenme, hastalıklara direnç, lezzet, erkencelik, rekolte ve raf ömründe artış, organik fosfor ve kalsiyumun ham maddesi yarasa gübresiyle olur.
Avrupa'ya organik gübre ihraç eden ilk ve tek firma olan Turkuaz, 6 yıllık tecrübe ve referanslarıyla çiftçimizin yanında. Turkuaz Gübre. Madenler Makine, sektördeki 43 yıllık deneyimini hayvancılık ekipmanları alanına aktarıyor. Madenler Makine'den gübre yönetimi, gübre separatörü, gübre pompası, gübre mikseri. Madenler gübre separatörüyle hayvan gübresi, kağıt hamuru, işlenmiş taze meyve sebze gibi ürünler sıkıştırıldıktan sonra hem katı hem de sıvı kısımlarının ayrıştırılması ve bazı ürünlerin ise sadece katı kısımlarının üretim prosesine geri dönüşüm hedeflenmektedir. Madenler, hayvancılıkta modern teknolojiler. Bu ülkede 1926'dan beri Türk tarım sanayisine damga vurmuş, Türk tarım sanayisinin gelişmesi için çalışan öncü bir kuruluş var. 120 bin metrekare alan üzerine kurulu ileri teknoloji tesislerinde 400'ü aşkın çalışanıyla Türk ve dünya çiftçileri için %100 Türk malı ekipman üreten 90 yıllık bir dünya markası var. Bu ülkede dünya standartlarında üretim kalitesiyle 5 farklı kıta 70 ülkede Türkiye'yi temsil eden dev bir kuruluş var. Alpler Ziraat Aletleri Sanayi. Toprağı dinleyen bir kulak, ileriye bakan bir çift göz. 0256 259 1055. Türk Vat'la kendi enerjinizi üretmeye hazır mısınız? Sulamada, çiftliğinizde, evinizde, dilediğiniz her yerde. Güneş enerjisiyle kendi elektriğinizi üreteceksiniz. Türk Vat'la elektrik faturalarına son. TürkWatt. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net. Çiftçi TV artık mobilde. Siz de uygulamanızı Android veya iOS işletim sistemli cep telefonlarından Google Play Store veya App Store'dan kolayca indirebilirsiniz. Çiftçi TV canlı yayını cebinizden de izleyebilir, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili güncel haber ve konulardan 7 gün 24 saat haberdar olabilirsiniz. Çiftçi TV, bu toprakların kanalı. Tarım ve hayvancılığın telemarketi etkin pazarlama, 2015 model yeni tasarımıyla Hyundai Profesyonel motorlu tırpanı size özel olarak hazırladı. Dünyanın en önemli markalarından biri olan Hyundai'nin yenilenmiş modeli Hyundai Profesyonel motorlu tırpanla yabani otların temizliğini çok daha keyifli ve çok daha kolay yapacaksınız. Etkin pazarlama en iyi ürünü, en iyi fiyata size sunuyor. 699 liraya değil, sadece 549 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Hyundai Profesyonel motorlu tırpan diğer emsallerine göre %25 daha az yakıt tüketimi sağlar. Bu sayede verdiğiniz parayı kısa sürede geri alırsınız. 52 cc gücünde olan motorlu tırpanınız en zor ve güç koşullarda bile en iyi performansı gösterir. Tırpanınızı seçerken yamaçlarda, dağlık ve yüksek meyilli arazilerde sırt tipini, hafif eğimli düz ve geniş arazilerde ise yan tipini kullanabilirsiniz. Hyundai Profesyonel motorlu tırpanı size en iyi fiyata gönderiyoruz. 699 liraya değil, sadece 549 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Üstelik yanında 50 lira değerindeki Hyundai elmas uçlu daire testereyi ve otları en iyi şekilde kesebilmeniz için 25 lira değerindeki 3.3 milimetre kalınlığa sahip 46 metre uzunluğunda Hyundai marka tırpan misinasını hediye ediyoruz. Bu ürüne sahip olmak için İster kapınızda peşin veya kredi kartınızda ödeyebilir, isterseniz sizlere sunduğumuz kredi kartınıza taksit imkanından da faydalanabilirsiniz. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Türkiye'nin her yerinde profesyonel yetkili servis ağıyla satış sonrasında teknik desteğini de en iyi şekilde sağlamaktadır. Etkin pazarlamanın sunduğu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi hemen arayın.
Çelikel, profesyonellerin tercihi. Bu hafta sizlere Akdeniz'in incisi, Yörük Otağı, Antalya'nın Demre ilçesinden sesleniyoruz. Aldığımız ilaç, gübre, her şeye gün güne zam koyuyor. Hepsi fiyatları aynı duruyor 5-10 senedir. Bulamadın dalar arası, yol mu bulamadın? Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler için ilk yarıda, programımızın ilk yarısında elimizdeki analiz sonuçlarına göre bir hesaplama yapıyorduk bizler. Yorumlamalarımıza devam ediyoruz. Özellikle üreticilerimizin dikkatini çekmemizi istediğimiz noktası öneriler. Önerilerden devam edelim o zaman biz Mehmet Bey, buyurun. En son yazmıştık normal ihtiyaçları ve tahlil sonuçlarına göre önerilen miktarları da yazdık. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi buradan hesaplamaya geçmeden, toplama geçmeden evet, sadece bir küçük bir düzeltme yapacağım. Orada fotokopi hatasından fotokopi potasyumumuzun 7 değil 4.6'dır. Tamam. Onu düzeltmiş oluyor. Onu düzeltmiş oluyor. Şimdi burada vermiş olduğumuz gübrelerin netini buraya aktardık. Evet, netini. Topraktaki de buradan. Tamam. Şimdi toplayalım bakalım. Toplayalım. Tamam. Şimdi bu üsttekinden bunu toplayacağız. Zaten evet, üstteki topla. Belli. 5. 9, 3 daha 12. 3 daha 15. 15,5. Evet. Ne dedi burada? 24 kilogram. Yani ihtiyaç var. İhtiyaç var. Evet. 15,5 çıktı. Evet. Bu aynen ilk 1963 yılındaki çizelgelerdeki, o günkü çizelgelerdeki besin ihtiyaçlarına yakın. Evet. Azot yakın. Tamam. Şimdi fosfora gelelim. Fosfor 7. 7, 4 daha 11. Evet. 11.7. Şimdi evet, bunu da böyle hemen içine alıyorum. Tamam. Yani vatandaşlarımız şimdi hesaplamayı, bilhassa gençler, bu rakamla bu rakam tutacak ki gübrelemenin karşılığı hesaplanması var, doğru olacak. Burada 8,5 kilogramlık bir eksik var. Tutmadı değil mi? Tutmadı. Ha şimdi 12 kilogram saf fosfor tüketmesi gerekirken bu da şey yapıyor. Bunda itirazımız tamam, yok. Tamam, biraz denk geldi o. Bu artık uydu. Öyle tamam, bir aşağı bir yukarı problem yok. Bak buraya kadar şu ana tamam, bu 1 ile 2'si tuttu. Tamam. 20 kilogram potasyum gerekir. Yani evet, asgarisi gerekir. 4.6. Şimdi işin püf noktası burası. Evet. Arada 5 kat, 4 kat fark var. Buyurun şimdi buraya büyük bir soru işareti koyacağım. Şimdi bütün mesele burada yatıyor. Evet. Bugün Ziraat Fakültesinden mezun olan bir ziraat mühendisi evladımıza, kardeşimize bir ilk sorumuz şu olsa. Türkiye topraklarında potas var mıdır, yok mudur dediğim anda daha var, ağzından bitmeden çok potasyum var. Evet. Asla kullanmaya gerek yok. Buyur. Evet. Yani 1963 yılındaki dönemde hakikaten o dönemde bizim topraklarımızda potas var idi. Var idi. Var idi ama şimdi yok mu? Maalesef bu çok derin bir uygulama. O zamanlar tam tersine fosfor az olduğu için o günkü bizim tarım uzmanlarımız fosfor ağırlıklı hala da mesela şu DAP hastalığı, tiryakiliği alışkanlığı evet, hala oradan geliyor. Hiç fosfor olmadı. Ne oldu olmadan o zamanlar? 18-46'yı evet, üretime soktular evet, ve mükemmel netice aldılar. Ama bugüne kadar hala da 18-46 devam ediyor. Devam ediyor. Alışkanlığı. Tiryaki gibi alışmışlar. 18-46 devam ediyor. Buyurun bakın buyurun. Şimdi fosfor olayı zaten kendinden bir ufak bir şeyde tamamlanıyor farkında. Olmadan tamamlayın. Evet. Ama potasyum, sanki bu potasyumu ilave etmek günah, yasak sanki. Doğru.
çizelgilerin ben çoğunda, bakıyorum çoğunda, potasyum eksik olduğu halde potasyum alt taraftaki verilen gübrelerin potasyum ilavesi yok. Doğru. Sıkıntı burada. Burada da göremedik zaten. Maalesef. Maalesef yani göremedik. Burada bunu açıklamış olayım. Bu çizelgenin... Ki potasyum olmazsa meyve olmaz. Yani bu çizelgenin ilk şeydekini kendiliğinden istesen bu kadar tesadüf etmez. Yani ilk dönemlerdeki rakamlar bunlar tutmuş. Hmm. Bu hiç tutmuyor zaten. Yani potasyumun olmadığı yerde meyve kalitesi olmaz, meyve maalesef içi olmaz, meyve maalesef kendini doldurmaz. En büyük eksiklik gideriliyor. Günümüzün analiz sonuçlarının en büyük eksiği bu. Evet, yani analizi inşallah genç üreticilerimiz bunları görmüştür. Hesaplaması çok kolaydır. Evet. Burada üstüne bir dekardan onları hiç çekinmeden sorabilirler. Adam pancar ekmiştir, sorsun. Doğru. Ne kadar saf. Biz sadece zeytine göre yaptık. Tabii domates ekmiştir. Sorsun. Anladın mı? Artık onlar var ama ne yazık ki benim istediğim aklın yolu birdir. Doğru birdir. Şimdi Türkiye'de hocalarla ziraatçılar maşallah. Evet. Aynı konuya 50 tane yorum yaparlar. Yapmayalım bunları. Evet. Bunları yapmayalım. Muhakkak, orta bir noktada birleşelim. Ortada bir nokta. Bunu ben sizinle detaylı tartışmak istiyorum. Evet. Tahtada anlatmak istediğiniz bir şey var mı başka üreticilerimize? Tabii. Onları aktaralım, sonra yerimize oturup bir güzel hem üreticilerimizin sorularını alalım hem de karşılıklı ben de sorularımı sorarak öyle devam edelim. Şimdi ben bunu aynısını düzeltilmiş şekilde... Düzeltilmişini yapalım bir de onu, hemen silgimiz burada. Silgi burada, tamam. Aynen. İnşallah artık bunlar göründüğü şey oldu. Tamam. Asıl verilmesi gereken şimdi gübreleme önerilerini yazacağız sizlere ki bu normalde bir analiz laboratuvarını yapmış olduğu gübreleme önerisiydi. Bizim kendimizin hesaplayarak çıkardığı sonuçları gübreleme önerilerini yazacağız sizlere şimdi ise. Bitkinin ihtiyacını karşılık alarak ve pH'ını da yazalım hatta. pH'ını tabii. Atladık, ona da değinerekten bu uygulamanın nasıl yapılması gerektiği hakkında detaylı bir bilgi verelim istiyorum. pH'ı da 7.7 burada çıkmıştı. Zaten pH göz önüne alınmamış. Şimdi evet, benim yapacağım da pH zaten özellikle mahsus yazmadım. Şimdi pH'ı yazacağım. Tamam. 24 kilogram, 12 kilogram. Evet. 20 kilogram. Tekrardan biz ihtiyaçları yazdık. Bu normal analizlerde çıkanlardı. Tekrardan biz azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını yazıyoruz. Sizler için bir kere daha hesaplama yapacağız. Bu eski sistem, bu karalama. Evet. Bu hesaplama yani açık açık şimdi ben hastayı koydum ekrana. Ne yapıyorsam orada hasta kendine yapılan işlemi gördü. Tamam. Açtık. Yani bu şeyi açtık biz. Formülü açtık. Formülü açtık. Hatta şu hesaplamam topraktaki hesaplamalarımızı da yazmıştık. Tabii hazır onlar zaten. Onları da yazalım. Şurada pH'yi da burada yazacağım. Yazalım. Biraz dikkat çekici olsun. pH aynı renk olmasın. pH. 7.7. 7.7. Evet. Evet, 7.7. Şimdi burada tamam. Burada geçeceğim normale. Azot. 9'un yine. Azot. Fosfor. Potasyum. Şimdi burada... Topraktaki. Evet. 9 kilogram azot varmış. Azot var. 4 kilogram fosfor. 4 kilogram fosfor var. 4.6 da potasyum. 4.6 da potasyum var. Evet. Şimdi burada bizim üreticilerimizin elinde hiçbir gübre firmasının reklamını yapmadan üreticilerimizin ve devletimizin ve büyük fabrikaların bugüne kadar yapmış olduğu gübreleri yani vatandaşın elindeki kullanmış olduğu gübreleri pratik olaraktan yazacağım. Burada diyelim ki mesela biz 3.15 kompoza. Tamam. Kaç kilogram? Herkesin bilmiş oldu. Şimdi 3.15 kompozayı biz buradan 4 kilogram toprakta var. Bizim 8 kilograma tamamlamamız için 4 kilogram ilave edeceğiz. Burada bizim 8 kilogram noksan kaldı. Pardon. Evet. 12 kilogram ya. 8.90. 8 kilogram ilave yapacağız. 8, 4 daha 12. Yani burada fosforu ilave etmek için 3.15 mi kullanacağız? Şimdi 3.15 hepsini yazacağım. Tamam. Hesabım. Şimdi 3.15'te burada aşağıya doğru şey olmuyorsa biraz sıkıştırma yapacağım. Sıkıştırma yapacağım veyahut da tekrar silerim. Tamam. Şimdi 50 kilogram verirsek 50 kilogram 3.15. Bunu silebilirim.
Tamam. Aşağı ekran şey yapmıyor çünkü gösteremiyor. 350 tamam. kilogram kompoze. İnşallah okuyabilirler. Okunuyor. Kompoze. 15. Şimdi bunun karşılığı nedir? Bu ne demektir? Üreticilerimiz elindeki gübrelerin saf değerlerini öğrenmek isterse bunu da anlatmış olayım. Anladım. Eğer ki elindeki gübrenin safını buraya toprağa taşırken öğrenmesi gereken şu. Ne demiş burada? 3-15, bunun değeri 15-15 diye. Bunun anlamı şu. 100 kilogram kompoze gübrenin içerisinde 15 kilogram azot. %15. 15 kilogram fosfor, 15 kilogram potasyum var. Var. 50'de 7,5. 50 kilogramda 7,5. Yani bunu artık şeyinin net değerini kullandığı gübre miktarına çarptığı anda çıkar. Onun yekünü çıkacak. Şimdi burada ne çıkacak? Buyurun. Hepsinden 7,5 çıkacak. 7,5. 7,5. 7,5. Tamam. Bunu taşıdık. Tamam. Bunu taşıdık. Yer kalmadığı için sileceğim. Şuraya benim. Kadar yerimiz var. Ha, var mı? Var. Tamam. Tamam. Sıkıştırırım o zaman. Sıkıştırırım tamam. o zaman. Şimdi burada bak. Hemen hesaplıyorum. 11,5'a denk geldi. Şimdi zaten 1 artı 1 şey bunun olacak. Tamam. 11,5. Hatta yarım fark etti. O da hiçbir şey değil. Tam sayılır. Tamam. Buyurun. Fosforu karşıladık. 11,5 12. Zaten tamam. Otomatikman kendi 12. Fosfor olayımız bitti. Ha şimdi buradan potasyum olayı. Hesaplamada zaten ilk evvela terazinin tam göbeği merkezi fosfordur. Sonra potasyum hesaplanır. Evet, potasyum hesaplanırken hangi gübreyi kullanırız? Şimdi potas hesaplanırken şimdi buradan teşekkür ederim. Öyle bir yerinde soru sordunuz ki bakın ben normalde potasyum nitrat demiyorum şimdi bak. Neden? Buyurun şimdi. pH. pH'nın 7,5'un üzerindeki olduğu dönemlerde kullanacağımız gübre seçiminde sülfatlı gübreleri tercih edeceğiz. Potasyum sülfat o zaman. Potasyum sülfat. Tamam. Şimdi potasyum sülfatı biz onun şeyi 48-50'dir içerisindeki evet. net miktarı. 0-48-50 mi yoksa? Yok 48-50'dir. Evet, yani 100 kilogramda 48 ila 50 kilogram arasında Anladım. Ufak bir 48 2 derecelik bir şey Anladım. Var. 48-50'dir o civardadır net gıdası. Şimdi burada biz 20 kilograma ulaşabilmemiz için burada 7-4 daha 11 ne yapıyor burada? 12.1 ha burada en az 8 kilogramlık bir şey lazım. Potasyum sülfat ha, lazım. 8 kilogramlık olunca bize 15 kilogram şey yetip Kullansak artıyor. Yeter. 15 kilogram, 15 yetip kilogram potasyum 15 kilogram sülfat. Yetip artıyor. Şimdi burada 15 kilogram potasyum sülfat. Potasyum sülfat. 0,050 mi yazalım hemen? Ya da şöyle dur. Tamam. Ben bunu 50 yapacağım. Tamam 50 yazalım. 49 olur 50 doğru 48 ama 50 yazalım. Ekseriyat daha çok şöyle %50'dir. Aynen. %50 potasyum içerikli demek. Potasyum içerikli. Tamam ne oluyor kükürt o zaman? %7,5. 22-28 arasında tamam. kükürt var. 30'a kadar çıkaranlar var. Yani kükürt de içerisinde. O zaman bir 7,5 geliyor buraya. Şimdi buraya 7,5 geldi. 7,5 geldiğinde tamam doğru. 7,5 geldiğinde hesaplıyoruz. 6,5 daha 15. 19.6. 11.6. Şimdi burada elde var 1. 5. 12. 19.6. Evet. Hatta bunu mavi yapmam lazımdı. Neyse artık mavi orada üreticilerimiz anladı. Şimdi burada tamam öyle yapalım. Burada renk bakımından dikkat çeksin çünkü hesaplama çok. 19.6 evet. şey pardon 5.5 19.6. Doğru. 19.6. Buyurun. Evet. Potasyum ihtiyacını da karşıladık. Sıra geldi. Azotu neyle Azota yapacağız? Azota geldi. Şimdi buradan azotta da şimdi vatandaşlar zaten o soruları da soracaklar ama ben sormadan önce şunu söyleyeyim. Bizim hep buraya bakacağım. Gözüm hep burada. pH yüksek. pH yüksek olduğu için burada ne yapacağız? Yine asitli gübre dediğimiz azotun da asitlisi nedir? Amonyum sülfattır. Evet. Ha amonyum sülfat. Bizim burada şimdi ne kadar azota ihtiyacımız kaldı? Bir ön hesaplama 16 yapacağız. 16,5 var yaklaşık 8. 16,5. 7,5 diyelim. 7,5 8 kilogram civarında. Eğer ki biz amonyum sülfatı %21'liktir. 8 kilo %30 bakayım
30 kilo. Ortalama nereden baksanız bir 40. 45 çarpı 21 eşittir fazla 9, gel. 45 40 oluyor ama 40. 40 tam 8 ihtiyacı karşılıyor. 40 çarpı 21 çarpı 21 8 nokta. Evet 8.4. Aynen 40 kilogramda. Şimdi buraya 40 kilogram. Acaba ekran tam çizgiye geldim. Tam alıyor. Herhangi alıyor mu? Yok, evet. Amonyum. Nitrat. Sülfat. Yok. Pardon. Amonyum sülfat. %21. Vatandaşımız buna şeker der. Evet. Şeker gübresi yani. Şeker gübresi der vatandaşın. Koyduğumuz zaman. Kendi şeyinde. Evet. Yöresel bir tanımında. Şimdi burada biz 8.4 8.4'ü buraya yazıyorum. Şimdi topluyoruz. 5, 4 daha 9. 24.9'a dek geliyor. 9, 7 daha 16, 8 daha 24.9. Dedim ya zaten yani bir aşağı bir yukarı bunlar. Muhakkak oynayacak. Şimdi burada. Evet. Hem azot hem fosfor hem potasyum. Yani burada alt rakam üst rakam bunlar birbirine dengeleyecek ki topraktan kaldırdı bu. Bizim toprak artı kendi vermiş olduğumuz gübrelerin toplamı da karşılıyor. Tamam mı? Tamam. Yani yeni şeye göre bu sisteme göre. Vatandaşlarımız burada şimdi kafasına karışmasın şöyle söyleyeyim. Diyelim ki burada hemen ok işareti koyacağım ben. Böyle ok işareti koyacağım. Bu nedir? Ya kardeşim sen bize söyledin ama ağaç başına ne kadar atacağız? Böyle 30'a. Çok basit. 30'a bölecek. Ağaç başına kullanılacak miktar. Böyle 30'dur. Evet. Evet. Yani bu normal bir meyve bahçesi için. Yani mesela 20 tane ağacınız vardır dekara. Tabii. Dikim şekliniz farklıdır o zaman 20'ye böleceksiniz. Yani burada özellikle bunu defa şöyle kalın etrafını çevireyim. Hep bunu gördüğünüz bizim sülfatları eklememize vesile oldu. Yani toprak tahlilinde şu kullandığımız gübrelerin miktarından daha da önemlisi pH'ye bakmadan, yani bir şoförün yoluna bakmadan gitmesine benzer. Evet. Mutlaka önüne bakacak ondan sonra. Buna bakmadan biz gübreleme hesaplarsak çok yanlış yaparız. Tuttuk, alkali gübre kullandık. Daha çok zaten pH toprağın tansiyonudur. İyice yükseltiyor. İyice yükseltirsin. O bakımdan bunu hesaplarken düşürecek. Mutlaka pH'ye çok dikkat etmelidir. Kesinlikle çok güzel bir açıklama oldu Mehmet Bey. Evet. Şu tabloyu üreticilerimizin birçoğu basit bir düzeyde akademik bilgiye boğulmadan hiç kendi anladığını rahat, çok basit bir şekilde görüyorum ben. Bu programı yapmamızdaki temel felsefe bir gübrelenme programının bir üretici tarafından da anlaşılabilir bir düzeyde olması. Evet. Günümüzde yapılan mantık ve sistemleri kendilerinin görüp ve kavrayabilmesi. Ben gerçekten bu çalışmaya herhangi bir tarım kanalında görmedim. Bu kadar detaylı bir şekilde üreticilerimize aktarılmadı. Sağ olun sizler bilginizi ve paylaştınız ve aktardınız. Ve sorular çığ gibi birikti bundan da eminim. Evet. Ben şimdi ise oturarak beraber hem biraz yorumlama hem de biraz soru cevaplama kısmına geçelim istiyorum. Peki. Evet değerli izleyicilerimiz, adeta sizlere bir okulda ders görürmüş gibi bir atmosfer yaratmak istedik. Çünkü bazı neticeleri, sonuçları ne kadar biz sözel olarak anlatsak da sayısal olarak ve detaylı bir şekilde sizlerin de görmeniz gerekiyordu. Bunları aktardık çünkü üreticimizin gübreleme içerisinde o kadar boğulduğunun farkındayız ki kendisi tamam bir ihtiyaç gübreleme ama çözüm ne bunun farkında değil. Tamamen yanlış bilgilendirmelerden dolayı bu işlerden soğuyan, gübrelemeyi çok yanlış yapan üreticilerimiz var. Biz bunlara çok üzülüyoruz. Yönetmenimden de rica ediyorum. İlk 10 dakikamızda soru almayacağız demiştik konuyu tam anlatabilmek için. Sorularımızı da almaya başlayabiliriz. Ayrıca sorularınızı Facebook sayfamız Çiftçinin Sesi adlı sayfamızı beğenerek de sorabilirsiniz ki Mehmet Bey güzel bir hesaplama oldu. Maalesef birçok mühendis gübreleme programını, gübreleme önerisini bilmeden üreticilere
yüzlerce program çıkarıp öneriyor ve bir şeyler önüne sürüyor. Ve üretici yaptığı zaman mühendis mi hata yaptı, ben mi hata yaptım, ne yapmalıyım, o gübre var, bu gübre derken çok sıkılıyor. Basit bir düzeyde aktardınız. Üreticilerimizin yaşadığı kargaşıklığı siz de görüyorsunuzdur. Evet. Evet. Şimdi burada gübreleme hesaplamasını ne olursun genç üreticilerimiz, çünkü çoğu zaten kültürel seviyesi yüksek olduğu için kendileri yapmasını öğrensinler. Çok basit bir şey. Bugün bizim üreticilerimiz içerisinde üniversite mezunu gençlerimiz var. Oo, üniversite yüksek. Ama şimdi lisans. Onlar yeniliğin adına, yeniliğin adına o kadar böyle bir kilitlenmişler ki sanki her yeni olan doğru. Yani ilk evvela şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. Yani o kadar çok bilgi var ki, o kadar çok bilgi var ki ama filtre edilmemiş bilgi. Evet. Bugün tarlasını sulayan vatandaş, tarlasını sularken su tarlasına kötü bir şey mi? Ama o sularken dahi alıcı dediğimiz su motorunun alıcısına bir mutlaka bir süzgeç, bir filtre gibi bir şey takar ki su gelsin, süzülmüş temiz su gelsin. Yani bilgiyi de doğru bilgiyi süzerekten uygulayalım. Güzel bir noktaya değindiniz. Ben sorularımı soracağım. Özellikle tabii. Birkaç spesifik sorum var. Bunlara değinmeden geçemeyeceğim programımız tabii. boyunca ama tabii. Üreticilerimizin soruları da hemen başlamış. Biraz da üreticilerimizin sorularını alarak tabii. Öyle devam edelim. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ersin Bey, buyurun. Ersin özüyorum. Buyurun. Zeytinci bölgesi bizim buralar. Zeytin için aradım da. Evet. Ahmet Bey'in de bu konuda epey bilgili olduğunu biliyorum. Daha önce de programı izledim sizin çifti kanalı sayesinde. Evet. Sorum, kendisi demiş ki işte deniz yosunu yani yapraktan deniz yosunu potasyum, fosfor ağırlıklı yani zeytin bitiminden sonra atınız diye söylemişti. Bunları ben ama potasyum, bor, çinko ve bor çinko, bakır. Evet. Olarak karıştırmayı yaptım, attım. Doğru mudur? Ve bir sorun da var. Yani kök gübresi hakkında bize akıllı gübre diyorlar. Akıllı gübre kullanalım mı dibinden yoksa diğer gübrelerden mi? Toprak analize göre mi hareket edelim? Bu konuda bilgi almak istiyorum Ahmet Bey'den. Ahmet Bey değil, ilk önce Mehmet Bey. Orada bir yanlış yazım hatası mı var? Onu öyle mi? Evet. Ekranda tam olarak gözükmüyor da ondan şey tamam, var. Doğru çünkü bazı ekranlarda sığmıyor kajeler olabilir. Evet, aynen. Ben sadece şu soruyu soracağım. Tamam. Sizlere önerilen yapraktan deniz yosunu ve neydi? Deniz yosunu, fosfor, potasyum. Tamam. Tamam, ama bunlar da sizler potasyum, bor, çinko ve bakır kullanmışsınız. Bor, çinko, fosfor ve bakır kullandım evet. Tamam fosfor bunları var. Not aldım. Şimdi bunlara göre sorularınızı hemen cevaplayacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Başka bir şey yok. Çok da güzel geçen yıl mahsulüm vardı. Allah razı olsun. Yani bu tarz şeyleri ben geçen başka bir arkadaşımdan da şey yaptım. Yapraktan verdim inşallah doğrudur. Yani tamam. Emret Bey'e sormak istiyorum. Tamam. Muhakkak yorumlama yapacağız. Var bir mı soru sorabilir miyim? Mehmet Bey'in bir sorusu var. Bir dakika beklerseniz. Evet sorsun. Ersin Bey. Şimdi deniz yosunu, potasyum, fosfor, bor, çinko, bakır hepsini beraber mi kullandın? Hayır, şimdi ben söyleyeyim. Ersin Bey önerilen yapraktan deniz yosunu, fosfor ve potasyum kullanması. Kendisi bor, çinko, bakır ve potasyum kullanmış. Tamam. Şimdi, tamam. Hayır, bor, çinko ve şey kullandım. Fosfor muydu? Bakır. Fosfor, evet. Fosfor, pardon. Tamam. Hemen sorularınıza detaylı cevap veriyoruz Ersin Bey. O zaman şimdi iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ersin Bey'in sorusuna cevap verelim istiyorum ama tabii, bir reklam aramız yaklaşmış. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alparslan'dan Türk tarımında yenilik. Dev markadan dev ürün. Tecrübeli yardımcınız Alparslan, ön yükleyici ile tüm işlerinizi yükseğe, hızlı ve tek elle yükleyin. Alparslan. Traktörün hasını isteyenlere Hars Traktör'den Euro 3 Perkins 1104 motor, 405 tork,
102 beygir gücünde, 4 çeker kaplan gibi traktör. Turbo şarj ve intercooler özelliğiyle zor ve uzun çalışma şartlarına karşı en üst düzey motor performansı gösterir. Hars Traktör. Traktörün hası. 1,5 metreküpten 36 metreküpe kadar yem karma makinesi imal ederek ürün performansı, üstün malzeme kalitesi ve satış sonrası hizmetin gerektirdiği servis ağlarıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktadır. Alper Makine Sanayi. Tarımla uğraşmak için ekipmana mı ihtiyacınız var? Neden en ucuzunu araştırıp incelemiyorsunuz? www.etkinpazarlama.com sayesinde tarım için ihtiyacınız olan profesyonel ekipman takımını kurabilirsiniz. İsterseniz kendiniz, isterseniz küçük işletmeniz için ihtiyacınız olan yüzlerce markada ürünü sitemizde bulabilirsiniz. etkinpazarlama.com'da ihtiyacınız olan ürüne nasıl ulaşabileceğinizi rahatça bulabilir, alışverişlerinizi güvenilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sitemizde bulunan marka ve ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için 7 gün 24 saat müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz. Siz de ihtiyacınız olan ürünü satın almak için ne bekliyorsunuz? www.etkinpazarlama.com Tarım ve hayvancılığın telemarketi. Bir motorlu testereden ne istersiniz? Aslan gibi güçlü, timsah gibi sağlam dişleri, çita gibi hızlı, boğa gibi dayanıklı olmasını. İşte aradığınız tüm özellikler bu makinede. Yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 motorlu testere. Yeni model, yeni teknoloji, yeni testere. Etkin pazarlama sadece kendi müşterileri için Hyundai mühendislerine tasarlattığı ve satış haklarını aldığı yeni nesil testere Hyundai Tekno 700 de karşınızda. Tarım ve hayvancılığın telemarketi Etkin Pazarlama, dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli Hyundai Tekno 700 modelinin tanıtım kampanyasına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her zaman olduğu gibi teşekkür eder. Gelen ilk parti ürünlerimizle tanışan şanslı kullanıcılara ulaşabilir, Tekno 700'ü sorabilirsiniz. İtibarımız müşterilerimizdir. Dünyanın en önemli markalarından biri olan Hyundai, sizin için özel olarak geliştirdiği dijital göstergeli Hyundai Tekno 700 motorlu testereyle teknolojiyi, gücü, hızı, kaliteyi, kolaylığı ve performansı bir araya getirdi. 2015 model yeni tasarımı ve teknolojisiyle Hyundai Tekno 700 motorlu testere dijital göstergesi sayesinde motor devrini çok rahat görebilirsiniz. Dijital göstergeyle motorunuzun performansından ve gücünden emin olabilirsiniz. Bu sayede testerenizi devirli kullanarak motoru yormayacak ve daha uzun yıllar kullanmanızı sağlayacaktır. Güçlü ve sağlam bir testereyle kesimlerinizde adeta şov yapacaksınız. Hyundai Tekno 700 motorlu testere hızlıdır. Odunlarınızı daha hızlı doğramanıza, budamalarınızı daha hızlı yapmanızı sağlar. Hyundai Tekno 700 motorlu testere güçlüdür. En zor şartlarda bile en rahat kesim yapar. Hyundai Tekno 700 motorlu testere teknolojiktir. Dijital göstergeyle devir hızını ölçebilir. Bu sayede motorlu testerenizi hem yormadan hem de daha performanslı kullanmanızı sağlayacak. Diğer yandan bu bilinçli kullanım testerenizin ömrünü uzatacak. Hyundai Tekno 700 motorlu testere kalitelidir. En sağlam ve kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Hyundai Tekno 700 motorlu testere etkin pazarlama müşterileri için özel tasarlanmıştır. Bu ürünü sadece televizyon reklamlarından ve www.etkinpazarlama.com internet adresinden satın alabilirsiniz. Bu ürünü sıcak satış yapan yerel bayi kanallarında bulamazsınız. Hyundai Tekno 700 motorlu testereyi gördüğünüzde kalbinizin sesini dinleyin. Gücü hissedin. Size anlatacak çok şey olacak. 2015 yeni model Hyundai Tekno motorlu testere gücüne güç katarak dizayn edilmiştir. Daha sağlam, daha dayanıklı. Ne demiştik? Kazanmak istiyorsan güçlü olacaksın. Bu muhteşem yeni nesil testerenin fiyatı kim bilir kaç liradır diyeceksiniz. Şimdi hazır olun. Fiyatını duyunca çok ama çok şaşıracaksınız.
tek modelde yıllardır satış rekorları kıran Etkin Pazarlama'nın tüm müşterilerine teşekkür etmek için size özel bir fiyatı var. Etkin Pazarlama, ihtiyacı olan tüm kullanıcılar bu yeni nesil ürünü alabilsinler diye, modası geçmiş eski tip testerelerini değiştirebilsinler diye yine indirimli satışına devam ediyor. Tekno 700, 649 lira yerine tam 449 lira. Evet, yanlış duymadınız. Bugün bu teknolojiyi, bu kaliteyi, bu fiyata alan yine çok ama çok karlı. Tekrar ediyoruz. Dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli motorlu testeresi 449 lira. Üstelik kredi kartlarına taksit imkanıyla. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Türkiye geneline yayılmış yetkili servis ağıyla satış sonrasında desteği de en iyi şekilde sağlamaktadır. Ürünümüzü kapıda peşin ödemeyle alabileceğiniz gibi peşin fiyatına kredi kartlarına taksitle de alabilirsiniz. Hyundai Tekno 700 motorlu testerenin yanında yağ karıştırma ölçü kabı, anahtar takımı, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve yetkili servis noktalarını bulabilirsiniz. Bu muhteşem testereyi size çok ama çok indirimli gönderiyoruz. Hyundai Tekno 700 motorlu testereyi her ihtiyacı olan alabilsin diye 649 lira yerine sadece 449 liraya gönderiyoruz. Dünyanın ilk ve tek dijital göstergeli motorlu testeresi Hyundai Tekno motorlu testere 449 lira. Üstelik kredi kartlarına taksit imkanıyla. Bu tanıtım kampanyasını sakın kaçırmayın. Alparslan'dan Türk tarımında yenilik. Yine farklı tasarım. Sıra arası ölçüde hidrolik kayar şase. Alparslan. Yeni bir Sadık Dostlar programında daha birlikteyiz. Bugün Karacabey'deyiz. Doğan yavrulara bakacağız. Doğan yavruların yemek yemelerini kontrol edeceğiz. Sağlık durumlarını kontrol edeceğiz. Atlarının nasıl ortamda yetiştiklerini göreceğiz. Üretim çiftliklerinde dezenfeksiyon işleminin en geç 7 günde bir mutlaka uygulanması gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ersin Bey aramıştı kendisi bizi Balıkesir'den ve güzel bir soru sormuştu. Analizini yaptırmış, biraz önerileri de okumuş kendisi. Önerilere göre mantıklı bir çözüm mü yaptım kendimce diye soruyor. Ne diyeceğiz Ersin Bey'e, Mehmet Bey? Şimdi Ersin kardeşimizin amacı çok iyi. Araç da iyi. Fakat şurada şunu söyleyeceğim. Yaprak gübre uygulamasında bir defa üçlü bir takım vardır. Üçlü takım şu. Tabii bu ellen zaten benim amacım vatandaşa hazır olan bir ürünün içerisinde ben ne olduğunu bilemiyorum. Doğru. Bilemiyorum açıkçası. Artık bu laf nereye çekilirse çekilir. Bilemiyorum. Emin değilim. Ama çiftçi ne attığını, ne yaptığını kendisi bilsin. Evet. Çok basit. Bir çiftçinin elinde üre gübresi, potasyum nitrat gübresi, monoamonyum sülfat, MAP gübresi, hatta bir de MKP var. Ama MKP'deki olay şu, MKP'deki rakam sabit. Ben bu MAP'la potasyum nitratı, hatta üreyi de zaten, mahsulün gidişatına göre bir dönem gelir çok fosfor kullanır, çiçek döneminde fosfor öne çıkarır. Evet. Bir dönem gelir mahsul döneminde potasyum kullanır, potasyumu öne çıkarır. Yani bunda ben istediğim gibi bir arabanın fitesi gibi istediğim fiteste kullanırım. Evet. Ötekinde fites şansın yok. Neyse o hazırlarda. O bakımdan
Önemli olan çiftçimiz kendi yaprak gübresini mutlaka kendisi yapmasın. Benim zaten bütün ağırlığım, amacım o. Kendi yaprak gübresini yapar mı yapar. Bir şartla bu yapılan yaprak gübresini kesinlikle gündüz sıcak saatlerde atmamak şartıyla. Çünkü stoma deliklerini kapatır. Evet. Yaprak alamaz, ememez, tam tersine fitotoks da yapar, yan etki yapar. Şimdi öyle uygulamıştır, adamın canı yanmıştır, kesinlikle onu inandıramazsın o gübreye. Değil mi? Kesinlikle inandıramaz. Ben attım, uyguladım, benim başım yandı der, inanmıyorum der. Haklı, kendine göre haklı. Doğru. Peki kendi yaptığı bu board, çinko, bakır uygulamaları doğru mu? Tabii şimdi o kardeşimizin şimdi şeyine geleceğim. Şimdi amaç iyi, niyet iyi ama buradaki şunu söyleyeceğim. Deniz yosunu, potasyum, fosfor. Tamam mı? Burada üre yok. Evet. MAP da yok. Tamam. Şimdi üre azot temsil ediyor. MAP fosforu temsil ediyor. Potasyum. Bizdeki şey standartlar, tarımda standartlarla gidemeyiz. Evet. Hiçbir standart. Aynı tarlanın 15 metre öbür tarafı farklı, 10 metre bu 15 metre diğer tarafı farklıdır. O bakımdan tamamen duruma göre hareket edeceğimiz için yaprak gübresinde kardeşimizin eksiği şu. Ha burada şimdi böyle oldu diye şimdi onu öyle zayıf not almış öğrenci gibi öyle azarlamanın alemi yok. Ama ona doğruyu anlatmak da bizim görevimiz. Şimdi orada niyet iyi çünkü. Ha bir burada, şeyler yapmak istiyor. Tabii bir şeyler yapmak istiyor. Ama hiç yapmamaktansa bundan gene fayda görür. Yani onda evet. Moralini bozmamak lazım. Fayda görür ama asıl biz doğruyu anlatmamız. Ne için buradayız, ne için programı yapıyoruz? Çiftçimize doğruyu yansıtmak için. Şimdi burada yaprak gübresinde mutlaka üre, MAP, potasyum. Evet. Yani olacak. Üre, azot, MAP, fosfor, potasyum zaten potas olaraktan. Bu üçü bir takım halindedir. Üre kullanmadığı müddetçe yapraklardaki stomalar açılmaz. Açılmayınca o atmış olduğun gübre istediği kadar iyi gübre olsun, istediği kadar kıymetli gübre olsun, bünyesini alamaz. O bakımdan ben hiçbir zaman için emeğime üşenmem, acımam. Bana bununla gece gündüz edelim. Telefon etsinler, telefonumu verebilirsiniz. Evet. Bu gübrelemede elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar bunları anlatmak benim boynumun borcu. Muhakkak. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin. Muhakkak. Hatta yani. Şunu da söyleyebilirim. Programımıza ulaşabilen üreticilerimiz zaten telefonla direkt sorularını soracak. Ulaşamayıp bağlanamayan üreticilerimiz Karaca Bey Ziraat Odası'na faks çekerek veya Karaca Bey Ziraat Odası'ndan talep ederek Mehmet Bey'in numarasını isteyip sorularını sorabilirler. Hattımızda üreticilerimiz var. Özellikle bu bölümümüzde sık sık soru alıp cevaplamak tabii, istiyorum. Tabii. Hızlı soru cevap bölümüne geçelim. Üreticilerimiz aşağıda yazan numaramızdan sorularını sorabilir. Ayrıyeten Facebook'tan Çiftçinin Sesi adlı sayfamızı beğenerek de sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Hattımızda bir izleyicimiz varken. Acaba bu şunu tamamlayabilir miyim? Hemen onu tamamlayıp hemen tam. Sorumuzu şimdi alalım. Şimdi Borçinko bak, uygulaması tamam. Yapmış. Uygulama güzel ama zeytinde bilhassa. Zeytinde kış döneminde bir zeytin dinlenmeye çekmek istiyoruz. Bunları uyguladığından da ağaç alır hoşuna gider. Ağacı o şeyi görünce vatandaş ben attım çok iyi oldu der. İyi der ama kış ortasında bu geçtiğimiz mesela bizim Karacabey bölgesinde büyük sıkıntılar var. -19 dereceye düştü. Düşün ki o zeytin onları aldıktan sonra sürgün sürecek taze sürgün. O soğuk onu anında şey yapar. Yani evet. bu uygulamalar budamadan sonra çiçek öncesi ve çiçek sonrası bor, çinko hatta bor, çinko, demir, mangan bunların karışımları kombiler var. Ben kombilere daha çok soru ileride zamanım kalsa. İz elementlerde kombiler çok çok daha faydalıdır. Takım tamam. Olarak. Onlara tamam. Da değineceğiz evet. Muhakkak. Evet. Tamam diyoruz. Bir diğer telefon bağlantımıza geçiyoruz. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun Hurşit Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Buyurun. Ben toprak analiz yaptırdım da seralarım vardı. Tamam. Burdur'da mı seralarımızda? Evet. Söğüt'ten. Yayla söğüt. Domates 4000 gram sera var söğütte. Yazın domates falan salmıştım ben size. Tamam. Toprak analizi yaptırdım ben de. Onu anlatacaktım Mehmet Bey'e. Tamam. Sonuçlar nasıl çıktı? Biraz sonuçları söyleyebilir misiniz? pH 7.8. Tamam. Hemen. Tamam. Devam et. Organik madde 4.94. 4.94. Evet. Tamam. Evet. Kireç sıkıntım var. 55.1 kireç var. Otomatikman zaten doğaldır onun paralelinde. Evet. Devam et.
Tamam. Bu şekil bir analiz var benim elimde. Fosforla potasyumu. Pardon, fosforla potasyum yazmıyor mu? Onu yazar. Yazıyor da onları ben yayladaki evde kalmıştı. Bulamadım. Şu anda cep telefonuna kayıttan çıkardım bunları. Gerisi de aşağı yukarı normal kısımlarda. Normal seviyelerde. Tamam, evet. Bunları bilmeden biraz yorumlamak zor olacak benim, ama. Benim burada sıkıntı çektiğim kireç. Kireç. Kireci nasıl toprağımda evet. Çözebilirim diyorsunuz. Tamam. Ona cevap vereceğiz. Damlama sulama mı kullanıyorsunuz? Damlama. Pekala, hangi ürün? Içeri. Domates bif türü. Domates, tamam. Bizim burada devamı iri meyve istedikleri için. Sofralık bir çeşit değil mi bu? Evet, sofralık. Direkt tamam. İstanbul'a tüccarlara gidiyor biz marketlerde. Çok kaliteli, raf ömrü uzun. Tamam. Peki bu 25 gün raf ömrü olan bir domates üretiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Organik madde evet. 4.94 demiştiniz değil mi? Evet, organik madde 4.94. Yani şu ana kadar duyduğum en iyi değerlerden biri. Hemen bununla ilgili açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Sağ ol. Tamam. Arkadaşlar hep selam. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi Hurşit Bey'in cevabı şu. Kirecin çok yüksek diyor. Cevabını verdi. pH yüksek. Otomatik pH yüksek olarak kireç. Organik madde olaraktan bu organik maddenin 4.94'ün karşılığını ben size söyleyeyim. Tam 13 kilogram saf azot yapar. Saf azot evet. Yapar. Bir dekar yerden. Yani evet. Bu çok çok güzel. Bugün Avrupa'da ki şey değerler 3 civarındadır. Evet. Ben de şaşırdım bugüne kadar. Seralarda bunu buluyor. Buna rastlıyoruz. Bunu buluyoruz seralarda. Evet. Bunu buluyoruz. Şimdi burada şu var. Zaman çok dar olduğu için buradaki şey şu. pH bir defa neden yükseliyor? Otomatikman onun şeyinde tahlilinde tamam. Mutlaka fosfor da çok yüksektir. Evet, kendisi. Şimdi pH yüksekse fosfor da yüksektir. Evet. pH yüksekse kireç de yüksektir. Yani çözünemeyen bir durum var ortada. O bakımdan şimdi benim şikayetim kireç diyor ya, evet. Kolay kolay çözünemiyor. Yani nedir zaten yüksek pH'da bütün problem yüksek pH'da aynı insanların tansiyonu gibi dediğim için yüksek pH mutlaka bitkilerin alımlarını çok engelliyor. Besin alımlarını engelliyor. Evet. Adeta şeye benzer bu şimdi. Biz su motoruna tarlamıza su basıyoruz. Su motoru istediği kadar yeni olsun. Mükemmel olsun. Ama giderken hortumlarımızda delik varsa o bizim bastığımız su kadar su gitmez. Tabii. Yarısı yolda ziyan olur. Yani attığı gübrenin kesinlikle karşılığını alamaz. Yani organik maddemiz ne kadar yüksek olursa olsun. Tabii kesinlikle karşılığını alamaz. Bu sıkıntısı kadar yüksek olması sıkıntı. Sıkıntısı var. Şimdi burada isterim ki o arkadaşın, isterim ki benim telefonumla bana faks çeksin. O tahlilinin diğerlerini de bana aldıktan sonra çeksin. Ben ona mükemmel bir gübreleme programı veririm. Hiç problem yok. Peki abi, ben hattımızda çok soru var ama sizden de çok kısa bir cevap alacağım. Evet. Üreticilerimizin genel soruları bunlar. Tabii. Kireç nasıl düşürülür? pH nasıl düşürülür? Çok ufak bir açıklama alabilir miyim sizden? Bunu hayır. Böyle afaki söyleyebilir miyiz? Diğer sonuçlara da bağlı mı? Azotunu, fosforunu, potasını, organik maddesini, ECS'ini görmeden yorumlama yapmak yanlış mı olur? Bunları da bilmek gerekir mi? Yoksa bunları bilmeden arkadaşım kirecin yüksekse, pH'in yüksekse şu uygulamaları yapsan yeterli desek doğru olur mu? Şimdi elimizde toprak tahlili olmadan diğer verileri görmeden. Diğer verileri görmeden ama şimdi adama vatandaşı da veya sizin sorunuza da bir cevap vermek benim mecburiyetim. Şimdi sizin sorunuza ben şöyle cevap vereceğim. Çünkü bunu Facebook'tan da bir arkadaşımız söylemiş. Tabii. Hakan Kara. Hocam pH'ı nasıl düşürürüz toprakta? Diğer üreticilerimiz de yine kireci sürüyor. Bunlarla nasıl tabii. Mücadele edebiliriz? pH'ın zaten karşılığı şu. Yüksek pH alkali grubundadır. Yüksek pH. Evet. Şimdi biz gübrelemede az önce bunu özellikle o pH'yi bak çevirdim daire içine aldım. Eğer ki pH yüksekse mutlaka hiç olmazsa kullanmış olduğumuz gübrelerin seçimini ona göre yapmak lazım. Alkali değil diğer asitli gübre kullanacağız. Asitli gübre kullanacağız. Ama
Onun yanında şimdi bir sürü uygulamalar var. Mesela meyvecilikte ağaç başına 2 kilogram civarına kadar, 2 kilogram, 4 kilogram civarına kadar kükürt uygulamaları var. Evet. Ama şu var, kükürt uygulamasında yüzeysel bir uygulamada bizim hitap ettiğimiz yani 2 ila 4 santimetreli bir tabakaya hitap ediyor, tamam mı? Evet. Şimdi zeytin ağacının kökü kaç metre aşağıda? Yani. Anlatabiliyor muyum? Ama sülfatlı gübreleri nasılsa kök vasıtasıyla alacak ya, kök vasıtasıyla alacağı için orada pH'yı bypass ediyoruz. Evet. Yani geçici bir süre. Yok, anladım. Toprağın pH'sını düzeltirin diye öyle bir iddiada bulunmuyorum. Bak ya, sakın kimse yanlış anlamasın. Ama kullanılan gübreler asitli gübre olduğu için orada bitki onu rahatla alabiliyor. Orada tamam. Bir an pH'yi devre dışı bırakabiliyor. Onun yanında çok uygulamalar var. Mesela çok asitler var, çeşit çeşit asitler var. Bunları tabii mutlaka devreye koymamız lazım. Toprağın yapsın zaten. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Bir diğer telefon bağlantımıza geçiyorum. Tabii. Alo. Alo, iyi akşamlar Sinan. İyi akşamlar Özgün Bey, buyurun. Mehmet Bey, size kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, buyurun. Sinan Bey, elimde toprak analiz raporum var. Bana gerekli gübreleme programını açıklayabilir misiniz diye soracaktım. Arkadaki tahtadan. Tamam. Ayrıntılı olarak takip edemedim. Tamam, okuyun lütfen. Tabii okuyayım. Zeytin kuru tarım üzerine. Kuru, tamam. Kaç yaşında? 25. 25. Tamam. Kaça kaç dikili? Kaça kaç? 6'ya 6 dikili. Tamam. Tamam. Tamam, şimdi okuyabilirsiniz. pH? Evet. pH 7.9. 7.90. 7.9, tamam. Evet. Evet. Bünye işba olarak 55 yazıyor. Kaç? 55. 55, tamam. Kilini tığı sanırım. Kireç %17. Evet. Organik madde yok. Yok derken 0.8 mi ne? Yok, hiç tire var. Çok az yazıyor yanına. Evet. Büyük ihtimal 0 küsurdur. Tamam, biz de 0.5 yazalım şimdilik. Tamam. Tamam. Fosfor 100 olarak gözüküyor. Alt sınırda demiş. Fosfor 100. Tamam. Evet. Evet. Potasyum. Potasyum 140. Potasyum 140. Evet. Evet. Kalsiyum 800. Tamam. Magnezyum da 240 olarak gözüküyor. Tamam. Tamamdır. Son olarak tamam bu her şey. Bir buyurun. Olacaktı. Arkadaki tahtadan bir hızlı olarak geçebilir misiniz? Biz de bir takip edelim. Kendimizi hesaplamaya çalışalım bir yandan da. Çiftçinin Sesi adlı sayfamızı diyorsunuz. Evet. Arkadaki tabloda hesaplama yaptınız ya. Tamam, bu tabloyu mu yavaşça geçelim? Evet, bir geçerseniz çok yardımcı olur. Tamam, bu tabloyu ilk bu yarı bittikten sonra şöyle tekrar bir yavaşça geçeceğiz sizler için. Bursa'da nerede üretim yapıyorsunuz? Orhan Gazi. Orhan Gazi'de. Bizler de Bursa'dan geliyoruz program yapmaya. Belki bilginiz vardır. Ben Yıldırım'dan, evet. Mehmet Bey de Karaca Bey'den geliyor. Zeytin bizim vazgeçilmez ürünlerimizden. Umarım tarımınıza bir nebze faydamız olur. Bizler sizler için elimizden geleni yapacağız. Muhakkak programdan sonra da iletişim halinde olun. Sizlere elimizden geldiği kadar yardım edelim. Böyle meraklı araştıran üreticilerimize bizler hayranız. Elimizden gelen yardımda bulunacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Sinan Bey, çok teşekkür ederim. Bir de ceviz bahçemiz var. Burada ben dönüme ikili olan ağaç sayısını hesaplayamadım da bana yardımcı olur musunuz? 8'e 8'e dikili bir ceviz bahçesi. Ben 4 ağacımın ortasına da birer tane diktim bu yıl. Dönümüne kaç adet çıkıyor acaba, ona göre bir... Tamam, şöyle yapalım. 8'e 8 dikili 15. Ortalara da dikeceksiniz değil mi? Evet. Tamam, yani ortalama yine dönemen bir 16 tane kullanacaksınız. Bununla ilgili de biraz açıklama yapacağım sizlere. Hatta şöyle yapın, zeytinle ilgili bu programlama hakkında uygulamasıyla ilgili size geniş yardımcı olmak istiyoruz. Bizle konuştuktan sonra telefonu kapamayın. Rejiden arkadaşlar numaranızı arayacak. Ben Mehmet Bey'e vereceğim, size kullanımıyla alakalı da biraz yardımcı olacak. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Oldu, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bu kardeşime şunu bana bir fax'tan bildirsin, tamam. Ama ben burada şimdi soru sorduğu soruya bir cevap, tamam, verim, aydınlansın. Kafasında soru işareti, tamam, kalmasın. Şimdi yani ben onun şu anda toprak tahlilinin tercümesini yapacağım kendisine. Tamam. Azot sıfır dendi. Azot ne kadar az olursa olsun toprakta en az 5 kilogram azot var. Tamam. Toprağın bünyesinde. Hiç göstermese dahi 5 kilogram azot var. Tamam. Şimdi
fosfora gelelim. Şimdi fosfor olayında 100 denmiş, o 100 değil, orada bir rakam hatası var, 10 olması lazım. Yani, doğru, çünkü her laboratuvar sonucu birimleri farklı yazıyor. Tabii, bazıları ppm, orada, bazıları mol, mol bölü molekül ağırlığından hesaplanıyor. Onun da karşılığı 7.2 kilogramdır. Bunu 2'yi tamam. atacağım, 7 kilogram diyeceğim, tamam mı? Tamam. Arkadaş da yazarsa kendisi, o da olur. Tamam. Yani bu kardeşimizin tarlasında, Özgün Bey'in tarlasında 5 kilogram saf azot var, 7 kilogram saf fosfor var. Potasyum olaraktan da 140 denmiş. Potasyum doğru, şey buradaki rakam tamam. doğru. 140'ın karşılığı 10 kilogram veya 10,5 kilogram. Ben biraz ihtiyatlı gideceğim. 10 kilogramdan buçuğu da şey olsun, 10 kilogram. 10 kilogramda potasyum var. Yani, şimdi Özgün Bey'in toprağındaki zenginliği aslında... Grafiği biz söylemiş olduk. Şimdi gübreleme önerisinde bulunacağız ama bir reklam aramız daha yaklaşmış. Çok uzun zaman alacak. Uzun bir zaman alacak. Ben istiyorum reklam aramızdan sonra devam edelim. Uygun mudur sizler için? Benim için var ki tamam. Zaman yetiyorsa burada açık ama yetmiyorsa vatandaş göndersin. Ben ona yok, hızlı bir şekilde anlatacağız yine. Tamam. Tamam. O zaman programımıza kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Birbirine Sorun'da bu hafta veteriner hekim Ömer Şükrü Coşar'ın konuğu veteriner hekim Semih Yamaç. Serbest veteriner hekimlerin sorunları, hayvan hastalıklarında tedavi yöntemleri, aşılama, suni tohumlama ve hayvan sağlığına dair merak ettiğiniz tüm soruların cevapları bu programda olacak. Birbirine Sorun, Perşembe günü saat 21'de Çiftçi TV'de. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Bu ülkede 1926'dan beri Türk tarım sanayisine damga vurmuş, Türk tarım sanayisinin gelişmesi için çalışan öncü bir kuruluş var. 120 bin metrekare alan üzerine kurulu ileri teknoloji tesislerinde 400'ü aşkın çalışanıyla Türk ve dünya çiftçileri için %100 Türk malı ekipman üreten 90 yıllık bir dünya markası var. Bu ülkede dünya standartlarında üretim kalitesiyle 5 farklı kıta 70 ülkede Türkiye'yi temsil eden dev bir kuruluş var. Alpler Ziraat Aletleri Sanayi. Toprağı dinleyen bir kulak, ileriye bakan bir çift göz. 0256 259 1055. Madenler Makine, sektördeki 43 yıllık deneyimini hayvancılık ekipmanları alanına aktarıyor. Madenler Makine'den ahır içi ekipmanları, gübre sıyırıcı, yemlik kilidi, durak demirleri. Gübre sıyırıcıyla ahır tabanlarını ister manuel ister otomatik olarak hayvanlarınızı rahatsız etmeden temizleyebilirsiniz. Sıcak daldırma, galvaniz kaplama, yemlik kilidi ve durak demirlerimizle hayvanlarınızın sağlığını, rahatlığını ve güvenliğini sağlayın. Madenler, hayvancılıkta modern teknolojiler. Kalitede ve teknolojide öncü isim, %100 yerli üretim, Türk malı com/balya ve paketleme makineleri, com/firmasının makine üretiminde uzun yıllara dayanan tecrübesi, üniversite sanayi işbirliği içerisinde üretime yansıtılmaktadır. com/balya ve paketleme makineleri, yurt dışından ithal edilen muadili makinelere göre ilk satın alma fiyatları %65, işletme giderleri ise %75 daha ekonomiktir. com/balya makinaları güç kaynağı olarak elektrik enerjisini kullandığı için yurt dışından ithal edilen ve traktör kuyruk mili gücüyle çalışan balya makinalarına göre enerji gideri %25 düzeyinde kalmaktadır. KM100, KM500, KM1000 modelleriyle Türk çiftçisine hizmet vermektedir. Tarımsal ilaçlama sistemlerinde üstün performans.
full otomatik 1000 litrelik tarla pulverizatörü ve 2000 litrelik turbo atomizerle işleriniz artık çok daha kolay, çok daha pratik. Lucas ilaçlama makineleriyle kaliteli ürünler elde edin. Tarımsal ilaçlamada güvenin adı. Lucas ilaçlama makinaları. Tarımla uğraşmak için ekipmana mı ihtiyacınız var? Neden en ucuzunu araştırıp incelemiyorsunuz? www.etkinpazarlama.com sayesinde tarım için ihtiyacınız olan profesyonel ekipman takımını kurabilirsiniz. İsterseniz kendiniz, isterseniz küçük işletmeniz için ihtiyacınız olan yüzlerce markada ürünü sitemizde bulabilirsiniz. etkinpazarlama.com'da ihtiyacınız olan ürüne nasıl ulaşabileceğinizi rahatça bulabilir, alışverişlerinizi güvenilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sitemizde bulunan marka ve ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için 7 gün 24 saat müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz. Siz de ihtiyacınız olan ürünü satın almak için ne bekliyorsunuz? www.etkinpazarlama.com Tarım ve Hayvancılığın Telemarketi. Tarım ve Hayvancılığın Telemarketi Etkin Pazarlama, 3 çeşit aşı yapma özelliğine sahip Serra Garden aşı makasını sizlere sunuyor. Serra Garden aşı makası, omega, göz ve yarma olarak 3 çeşit aşı yapabilme özelliğine sahip aşı makasıdır. Serra Garden aşı makası %100 İtalyan malıdır. Aşı makasımız pratik, kullanışlı ve hafif yapısıyla, kültür geliştirmesiyle verim artırma amacıyla tarım ve ziraatte yaygınlıkla kullanılan ve özel olarak geliştirilmiş aşı makasıdır. Hem amatörlerin hem de profesyonellerin kolaylıkla kullanabilmesi için üretilmiştir. Aşı makasımız tüm meyve ağaçlarınızı, üzüm bağlarınızı ve süs bitkilerinizi en doğru şekilde aşılamanızı sağlar. Bu sayede çeşidinizi artırabilir, daha verimli ve daha kaliteli ürünler elde edebilirsiniz. Aşı makasımızın kullanımı çok kolaydır. Uygulama yaparken aşılayacağınız dalı aşı makasının kesme bölmesine koyup dalı kesin ve aynı işlemi aşının yapılacağı dalı keserek tekrarlayın. Aşısı yapılmak istenen dalı kök bitkinin anaç kısmına sıkıca yerleştirin. Daha sonra aşı bölgesini aşılama bandıyla sarın. Bu iki parçanın birbirine tam oturması aşının sağlıklı olması açısından önemlidir. Aşı makasımızın yanında hediye ettiğimiz aşı bandını fidanlarınızı bantlarken kullanabilirsiniz. Aşı bandı fidanınızı boğmaz, elastiktir. Öz suyunun dışarı çıkmasını engeller. Hava, su, nem geçirmez. Her türlü zor hava şartlarına dayanıklıdır. Serra Garden aşı makası %100 İtalyan malıdır. Makasımız 2 yıl garanti kapsamındadır. Serra Garden aşı makasının yanında 30 lira değerindeki aşı bandını hediye ediyoruz. Bu ürünü almak için Türkiye'nin her yerinden telefonumuzu arayarak hemen sipariş verebilirsiniz. KDV dahil Serra Garden aşı makası sadece 79 lira. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Hemen şimdi arayın. Çelikel, profesyonellerin tercihi. Evet değerli izleyicilerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Özgün Bey Bursa'dan aramıştı. Kendisi güzel de bir soru sormuştu. Biz zeytin üzerine bir program yapmıştık ama tüm ürün gruplarına ait sorular alabiliriz demiştik. Yine zeytinden sordu kendisi. Cevap verelim istedik. Reklam arasında da biraz tartıştık. Eğer dedik ki buna tam teşekküllü cevap vermek lazım, eksik cevap vermemek lazım. Bu cevabı verirsek bir saat yetmeyebilir. Özgün Bey'in kendisinden rica edelim. Anlayışlı bir izleyicimize benziyordu zaten kendileri. Telefon numarasını bırakmış. Biz kendisine telefonda aktararak detaylı bir şekilde bilgileri vereceğiz diyelim. Eğer şimdi zaman ayırırsak diğer izleyicilerimizin hakkını da biraz müdahale etmiş oluyoruz. Ondan dolayı biraz yorumlama yapacağız sadece. Arkasından diğer sorularımızı alarak programımıza devam edeceğiz. Ama toprak analiz sonuçlarında iç açıcı olmayan durumlar var. Biraz organik maddesiyle ilgili. Bu ülkemiz topraklarının genel sorunu ama sizler neler söyleyeceksiniz? Şimdi hemen soruyu
askıda bırakmayayım. Tamam. Ama ben ona teferruatlı bir şekilde vereceğim. Fakat bayağı meraklı, tahsilli bir kişiye benziyor. Evet. Hemen şunu ilave edeceğim. Bu kardeşimizin 23 kilogram temiz saf azot ilave etmesi evet. lazım. 7 kilogram saf fosfor ilave etmesi lazım. 12 kilogram saf potasyum ilave etmesi lazım. Yine çünkü fosfordan ağaçları yaşları yüksek. Oldukça yüksek. Ben en son en verimin en yüksek olan değerlerine göre hesapladım. Ama bana kendisi fax'tan gönderirse daha teferruatlı bilgi verir. Tamam, hemen o zaman bir diğer telefon bağlantımıza geçelim. Alo. 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 Ha, buyurun Erdal Bey. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sinan Bey, ben 10 dekar ceviz diktim bu sene. Tamam. Şimdi toprak analiz sonuçlarımı söylüyorum Mehmet Bey'e. Hemen. Tamam. pH 5.50. 5.50 mi? Evet. Tamam. Tamam. Organik madde miktarı 1.59. 1.59. Tamam. Evet. İş badı dikleri 38. Evet. Tamam. Kireç 0.81. Evet. Tamam. Azot? Evet. 0.08. Tamam. Tamam. Fosfor 8.54. Fosfor 8.54. Tamam. Evet. Kalsiyum 10. Evet. Potasyum 10. Hah, bir dakika. Potasyum 10. Tamam. Magnezyum? Tamam. 13.20. Evet. Tamam. Tamamdır. Buna göre herhangi bir yorumlama yapıldı mı sizlere? Herhangi bir yorumlama yapılmadı Sinan Bey. Ne zaman yalnız, kurdunuz bahçeyi? Ne zaman kurdum? Aralığın ilk haftası. Çok iyi. Tamam. Hemen Sinan bundan, Bey size buyurun. De bir şey soracağım ben. Rica evet. ederim. Şimdi 10 dekar tarlama 18 kamyon hayvan gübresi çektim. Tamam. 150 kilogram toprak düzenleyici attım. Ama ne toprak? Leonardit mi? Zeolit. Zeolit mi? Zeolit. Diyecektim. Tamam. Tamam. 150 kilogramda kireç attım. Of of tamam. Vallahi. Kimin ondan aklı sonra bilmiyorum ama neyse konuşacağım. Pardon kireç doğru. Tamam buyurun. Doğru. Ben tamam devam et. Devam et. Dikme sırasında da çukurlara 1,5 kilogram solucan gübresi çok karıştırdım. Güzel. Çok tamam. güzel, çok güzel. Bir şeyi şimdi, öğrenebilirim. Gübre olaraktan ne kadar gübre çektin? Kaç şeye, 10 dönüm yere? 18 kamyon yanmış hayvan gübresi çektim. 10 dekar değil mi? 10 dönüm. Evet, 10 dekar. 18 kamyon. Evet. 18 kamyon, 10'ar tondan olsa 180 ton yapar mı? Yapıyor. 18 kamyon 180 ton mu? Yani evet. bir kamyon ortalama 10 ton geliyordu değil mi? Yani hacimsel olarak hesaplıyoruz biz. Ya 10 ton gelmese de 8 ton gelebilir. Tamam. 8 ton tamam. geldi. Tamam. 8 tamam ton. Ona göre hesaplamaları yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Çok teşekkür 8. ediyorum. İyi çalışmalar. Rica ediyorum. Çalışmalar. Hemen bunlara göre açıklamaları yapacağız. Umarım fidanlarınız sağlıklı ve kalitelidir. Sulama zamanınıza dikkat edin. Sizin bölgede sulama zamanı çok yanlış başlıyor. Tepe vurmalarını Mart ayında geciktirmeyin. Uygulama işlemlerini bir iş planı olarak karşınıza çıkarın. Sorularınıza detaylı cevaplar vereceğiz. İyi akşamlar. Şimdi bu kardeşimizin evet. sorusu bana iyi geldi, niye iyi geldi? Şu ana kadar gelen soruların hepsi pH 7.6'nın 7.7'nin üzerindeydi. Burada 7.8 düşük. Geldi. Burada şimdi tam tersine. Şimdi iyi oldu bu sorunun geldi. Niye? Şimdi Türkiye'de toprakların hepsi pH'si yüksek anlamda değil. Ama değil. Genelde çoğu yüksek. Fakat pH düşük olan bölgeler de var. Şimdi burada pH düşükse buradaki kireç ilavesini ben kükürt olarak algıladım. Hemen eyvah dedim. Hemen sonra düzelttim. Kireç uygulaması doğru. Tamam. Niye doğru? Çünkü düşük pH'larda kireç ilave ederler. Kireç ilave. Tabii. O doğru. Ona itirazım yok. Şimdi hemen burada onun verdiği rakamlara göre dekarda 10 kilogram saf azot var. 7 kilogram saf fosfor var. 10,5 kilogram da saf potasyum var dekarda. Şimdi 144-150 kilo 150 ton civarında vermiş olduğu çiftlik gübresi tamam. var. Bu dekar başına 15 ton yapar ortalama 10 dönümü olduğu için.
15 ton gübrenin, çiftlik gübresinin karşılığı, ben hemen kabaca bir hesap yapacağım. Bir tonunda 3,5 kilogram azot, 2,7 kilogram fosfor, 2,1 kilogram civarında potasyum. Şimdi bir zahmet, ama burada var. Ben çarpacağım. 15 ton dönümüne 15 çarpı 3,5 eşittir. Bu adamın 52 kilogram azotu var. Azot gelmiş. Şimdi bu rakam çok yüksek ama çiftlik gübresi olduğu için onu açacağım. Yani. Yoksa kimyasal bir şey olsaydı uçuk kaçık bir rakam çok şeydi. 2,7 miydi? 2,7 ile de 15'i çarpalım. 60'tı. Pardon, yanlış çıktı. 2 çarpı 7, 15 eşittir. 40. 40 kilo. Hatta 40,5. Şimdi 40 kilogram. 2,1 ile 15'i. 31 çıkıyor. 31. Bakın şimdi bu arkadaşım vermiş olduğu sadece hayvansal gübre bu vatandaşa en az 3 sene yetecek şey var burada. Besin var. Besin var. En az 3 sene yetecek ama besin. Ama inşallah yanlış kaliteli bir hayvan gübresi vardır elinde. Buna 3 sene yetecek besin gübresi edelim. Var. Burada kimyasalla oynamaması lazım artık. Yani burada yeteri kadar besin var. Kireci de uygulamış. İleride kimyasal gübrede kesinlikle amonyum sülfat veyahut da amonyum nitrat kullanmayacak. Yani kükürtlü, evet, asitli gübre kullanmayacak. Nedir? Azot ihtiyacı olduğu zaman da amonyum nitrat %26'lık kullanması lazım. Zaten onun dolgun maddesi de kireçli olduğu için onu kullanacak. Yani vatandaş şunu cevabı vereyim. Rahatlan, bu gübreler buna çok çok fazla bile, ama bereket çiftlik gübresi. Bu 52 kilogram birdenbire salmayacağı için ancak 3/1'ini saldığı için zaten ikisini toplama rahat vatandaşın üretimine yeter. Çok güzel bir şey. Şimdi çok fazla detaya girmek isterdik ama inanın çok fazla zamanımız yok. Sorular da çok peş peşe geliyor. Çok fazla telefon bağlantısı da alamadık. Ben hemen bir diğer telefon bağlantımıza geçmek istiyorum. Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar şimdi, isim KJ'si geçmiyor da. Ha, buyurun. Şimdi Bülent bizim zeytin ağaçlarımız 25 yaşında. Evet. pH 7 civarında. Bir dakika. Kuruma nedeniyle kimyasal gübre atmıyoruz. Tamam. Fakat ağaç başına bu traktör arka kepçelerinden bir kepçe etlik tavuk gübresi atıyoruz. Tamam. Fakat zeytinler yeşil kalıyor, hemen okullaşmıyor. Böyle de bir sıkıntımız var. Ne yapmamız lazım? Hiç kimyasal gübre vermiyor musunuz? Hiç kullanmıyoruz. Sulu tarım suluyor musunuz siz orada zeytini peki? Damlama sulamayla suluyoruz. Tamam. Bir de analiz sonucunuz var mı elinizde? Yok, onu da yapmıyoruz bu kimyasallardan dolayı. Olsun, siz kimyasallar için analiz sonucu yaptırmayacaksınız. Toprağın durumunu bilmek için bir analiz sonucu yapın. Ona göre yorumlama yapalım. Çünkü analiz sonuçlarını bilmeden bizim de yorumlama yapmamız biraz afaki kalabilir ama durumlar biraz nedenleri peşinden getiriyor. Bununla ilgili biraz yorumlama yapacağız. Var mı sormak istediğiniz bir soru? Ben hemen soracağım. Tamam, bir kepçe derken, eski gübre dediniz değil mi? Tavuk gübresi. Tavuk etlik gübre, evet. Yumurta gübresi mi yoksa besinlik yok, mi? Yok, etlik. Etlik, onda şey miktarı fazla, kavuz miktarı fazla olduğu için. Bir kepçe aşağı yukarı 50 kilogram gelir mi? 30 kilogram. Yani tamam. 30 çarpı 30. Tamam. Var mı sormak istediğiniz 30 kilogram. 30 çarpı 30. 900. Bir dakika. Tamamdır Bülent Bey. Hemen sorunuza detaylı cevap veriyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi arkadaşımızın ifadesine göre dekar başına, kök başına 30 kilogram olduğu için zaten bir dekarda 30 civarında ağaç var. 3 kere 3 9. Yani 900 kilogramdan 1 ton arasında, hesap kolay olsun diye 1 ton gübre kullanmış. Tavuk gübresi. Ama şimdi yumurta değil dedi. Bak besi etnik dedi. Besi de şey miktarı çoktur. Kavuz oranı çok fazladır. Kavuz oranı da çok fazla olduğu için şunu hemen açıkça söyleyeyim. Bilhassa şeylerde, besilerdeki 1 ton miktardaki şey azot miktarı, 1 ton tavuk gübresinde azot miktarı 2 kilogram azot var.
Tamam. 3 kilogram azot var. Ondan sonra 1,5 kilogram fosfor var. 900 gram. 1 kilogram. 1 kilogram, kilogram da potasyum. 1 kilogram da potasyum var. 1 kilogram da potasyum var. Şimdi burada yeşil kalmasının sebebi, rakamlar önümüzde. Rakamlar önümüzde. Bu rakamlar yeterli değil. Değil. Ama eksik, kendisinin toprak analiz sonucu da yok elimizde. Eksik ama enteresan olan şu. Eksik olduğu halde azot önde. Evet. Azot önde. Yeşil kalmış. Azot önde. Fosfor normalde azota göre ama potasyum çok düşük. Zaten potasyum meyve demek. Potasyum çok düşük. Şimdi azot önde olunca ne olur? Yeşil aksam daha fazla olur. Potasyum noksan olunca ne olur? Zeytin dönüşümü daha geç olur. Evet. Potasyum zaten ben her zaman için söylerim. Zeytini erken hasat, erken bırak, erken değil. Yani her şeyin bir normali olsun. Normal zamanda hasat edilebilmesi için potasyumu bilinçli doğru kullandığı zaman hiçbir zaman için suni karartıcılara hiç gerek yoktur. Tamamen doğal bir şekilde hem bitki beslenmiş olacak hem zamanında kararmış olacak, rengini almış, kabuk yapısını almış olacak. Hiç zorlanmadan en ufak bir kalıntı riski olmadan. Ha, buradaki olay çok açık ve nettir. Burada zayıf olmasına rağmen azot önde, potasyum çok düşük. O orantıya evet. göre potasyumun en az burada muhakkak. En az 2 kilogram olması lazım. O bakımdan burada potasyum düşük olduğu zaman o kardeşimizin ağaçlarının kararmaması normaldir. Muhakkak kendisine şöyle bir önerim de olacak. Genelde hiç kimyasal gübre kullanmıyorum demişti zaten Bülent Bey. Organik bir yetiştiricilik yapmak istiyor tabii, tabii, belli. Tabii. Ancak organik yetiştiricilik yaparken de bir toprak analizi şarttır. Buna göre tamam sadece hayvansal gübreler değil, belki başka yeşil gübreler önereceğiz. Tabii başka tabii. önerilerde bulunacağız. Bunlar için dahi bir analiz sonucu bizler için önemlidir. Meraklı ve iyi, samimi bir üreticimiz zaten kendisi belli. Sağlığa ve uygulamalara da önem veriyor. Bunları da eğer yaptırırsa kendisi bizlerden her zaman bilgi alarak doğru yolu göstermeye pH çalışacağız diyelim. PH da güzel, 7. PH'ın su da gayet iyiydi diyelim. Lütfen. Hattımızda bir diğer izleyicimiz varken yönetmenimizden de rica edeceğim son sorumuzu almış olalım. Alo. Alo. Buyurun Orhan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Elazığ'dan arıyorum. Ben bu teriz filası için bir iki sorumuz olacak Mehmet Bey'e. Niçin dediniz efendim? Teriz filası için. Tamam. Evet. Ben bu sene yeni diktim. Bu rakımı 1500. Tamam. Bu hangi markayı şey yapabilir? Hangi cinsi? Kentir diye bir marka vardı diktiği ama. Tamam. Doğru bir çeşit mi? Tamam. Hemen sorunuza detaylı cevap veriyoruz Orhan Bey. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Vallahi vatandaşı sizi izliyorum. Yalnız köklerine davar gübresi veyahut da tavuk gübresi herhangi bir şey koymadık. Yani kepçeyle 6'ya 7 araları 6'ya 7 diktik. Yalnız evet. kepçeyle birer metre, birer buçuk metre derinliğinde dikim herhangi bir gübre kullanmadık. Tamam. Bunun sakıncası olur mu? Evet. Hiç analiz yaptırdık mı? Yok, herhangi bir toprak analizi yapmadık. Kaç dönüm yer kurdunuz? 6,5 dekar. Tamam. Hemen bunlar için detaylı açıklamalar yapacağız. Var mı sormak istediğiniz başka bir soru? Teşekkür ederim. Hayırlı ben akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Olur. Teşekkürler. Şimdi dikimle ilgili hiç gübre vermedim diyor. Analiz sonucu da yok üreticimizin ama sezon çünkü meyve bahçesi kurma sezonu. Dikimle beraber kök gübresi meyve bahçelerinde bir dikimle verilebiliyor. Ekstradan vermek sonradan çok zor ancak gübreleme sezonunda. Üreticilerimiz hayvan gübresine mi yönelsin? Ben açık konuşmak gerekirse ilk kurulan bahçelerde kimyasal gübreleri pek fazla tercih etmiyorum. Çünkü fidanların aşırı doğru. kimyasalda köklerinin yanmasını, boğulmasını istemiyorum. Sizler ne tavsiye edersiniz? Şimdi ben bunu biraz daha tamam. genellemiş olayım. Bir defa şeyi söyleyeyim baştan. Üreticimiz cevizde kepçeyle çukur açmış. Evet. Bakın şimdi kepçeyle çukur açımı
Hakikaten çok güzel bir şey. Ama orada merak ettim, inşallah çukurun içerisinden çıkan gübreyi, pardon, toprağı tekrar geri tekrar içeri koymamıştır. İnşallah. Koymamıştır. Çünkü bakın, yolda trafikte bir soru sordular. Konya'da ceviz olurum diye. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama kepçe olayını mutlaka millete iyice sindire sindire açıklamam lazım. Kepçe olayı çok iyi ama onun arkasından ne olursun hataya düşmesinler, hataya düşmemeleri için çıkan toprağı mutlaka değiştirmeleri lazım. Üst çıkan toprak değiştirildiği anda, kepçeden çukur açıldığı anda hiç meyve olmayacak yerde dahi, şey olmayacak yerde dahi o toprak değiştiği için ve cevizin kepçenin şeyi çukuru çok büyük ya. Yani o kadar biz yerde ki onun kökü o ağacı rahatlan besler. Ama şu hataya düşmesinler, eğer yeni ektiyse üreticimiz kesinlikle suyu, can suyunu çok iyi sıkı takip etsin. Çünkü o şeydeki aşağıdaki boşluk bizim kürekle açtığımız çukurun boşluğuna benzemez. Boşluk çok olduğu için en az 50'şer litre suyla doyura. Şimdi diyelim ki yaş olsun. Yani can suyunu tam vermesi lazım ki dökerken şurada belli olur. Can suyunu döktüğün anda kökün etrafında kabarcık gördüğü anda onun anlamı şu. Toprağın içerisindeki boşluğu almış oluyor. Evet. Almış oluyor. O bakımdan can suyunu mutlaka iyi bir şekilde vermesi lazım. Kepçeyle açanlar. Yoksa normal elle çukur açılanlar gibi böyle bir teneke veyahut da 10 litre su verirse kusura bakmasın boşluk yapar, bir defa kepçeyle çukur açtığına pişman olur. Zayiat görür, hava alır onun kökleri. O önemli. Gelelim gübre olayına. Sizin de buyurduğunuz gibi ben yeni fidan ekiminde kimyasal gübre olayına kesinlikle karşıyım. Ama bir de şunu düşünüyorum ben. Burada kimyasal gübre koymayalım. Tamam. Fakat ileride bizim bu şeyimizde köklerimizin attığımız gübre ulaşamayacağı için onun endişesi olduğu için bazıları illa atmakta ısrar ediyor. Atarlarsalar triple süper fosfat koyabilir. Ekerken bakın 10 yapmış kimini. Yok. Triple süper fosfat sadece 44-48 ayarındaki bir fosfordur o. Pardon, 42-44'tür onun şeyi. Ama onda azot yoktur. Evet. Triple süper fosfat bizim meslektaşlarımız ve bizler tarafından sebzecilikte hiç dışladığımız bir gübreydi. Niye çok yavaş çalışıyor diye. Ama şimdi merhaba, yavaş çalışan bir gübre de toprağı üzmez, yormaz. Mikroorganizmayı üzmez, anlatabiliyor muyum? Burada o bakımdan şimdi zeytin gübrelemesine sık sık bazıları soruyorlar. Mesela daha hasattan sonra çok kişi gübreleme yaptı. Şimdi eğer ki bu vatandaşlar triple süperfosfat kullandıysa doğru. Çok iyi. Ama diyelim ki 18-46 kullandı. 18 azot, 46'sı fosfor. Şimdi oradaki azot harekete geçecek yukarıda. İşte büyük bir kar yağdı. Akibet çıkacak. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Kabuk altından işaretler gelmeye başladı. Her gün kontrol ediyorum. Günlük hep kontrol ediyorum. Kesip bakıyorum kabuğun altına. Hala da gözle görünürde bir şey yok ama kabukta işaretler gelmeye başladı. O bakımdan kesinlikle fidan ekerken sadece cevize mahsus değil. İlla fosforlu gübreye de karşı değilim. Ama fosforlu gübrenin seçimi doğru olsun. Mesela diyor ki, ya diyor fosfor diyor kök yapar. Karşı geldiğimiz yok ki, hay kök yapıyor, itirazımız yok. Ama azotlu fosforu kullanırsan o azot onun kılcal köklerini yakar. O bakımdan triple süper fosfatta azot olmadığı için tavsiye edebiliriz. Tavsiye ediliyor. Hiç sakıncası yok. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yönetmenimden de rica edeceğim. Ekstradan 3-4 dakika verebilirse programı biraz uzatmak istiyorum. Çünkü sizinle aslında planladığımız ve benim sormak istediğim bayağı konu ve soru vardı. Bunların birçoğuna değinemedik. Evet. Üreticilerimizin de sorularını sık bir şekilde alalım dedik ama genelde üreticilerimizin ciddi bir şekilde kafası karışık. Ülkemizdeki serbest piyasa koşullarından dolayı diyelim ya da başka sebeplerden dolayı çok fazla ürün gamı var. Programın başında değinmiştik ama son bir kez daha geçeceğim. Bunun yanı sıra bir de ülkemizde tarıma dair sanki belli bir
bir mühendis gözüyle baktığım zaman bizim tarımımızla, toprağımızla bir oyun oynanıyormuş gibi görüyorum. Maalesef. Ve bu beni üzüyor. Evet. Hani bunu kişisel olarak baş başa kaldığımızda, muhabbet ettiğimizde dile getiririz, konuşuruz, ederiz ama ben istiyorum ki bütün üreticilerimiz bilsin. Tarımlarında ona göre tedbirler alsınlar istiyorum. Tabii, en çok üzen tarafı ise üreticimizin bilinçsizliğinden faydalanılması. Onları bu konularda bilinçli yapalım ki işin en doğru yerinden başlayalım. Topraklarımızın çölleşmesi beni üzerek diyorum ve hemen sözü size bırakıyorum. Şimdi Türkiye'de toprak koruma kanunu diye bir şey var. Hı. Çok güzel bir şey. Evet. Ama toprağı koruma kanununda bu toprak tarihlerinin adı dahi geçmiyor. Evet. Sadece toprak koruma kanunları şudur. İşte sanayi tarımsal alanı ya da sanayi kurulmasın bilmem ne olmasın hepsi lafta kalıyor. En kıymetli yerler yine sanayiye gidiyor. Şimdi burada toprak koruma kanunu sadece ve sadece bölgesellikle değil. Yok miras yolundan falan filan. Onlar ayrı bir konu. Yol geçecek mi? Onlar ayrı bir konu. Onlara benim şeyim yetmez. Onun devletin yapacağı işler. Ama şurada şunu toprak koruma kanunundan bir defa Türkiye'deki bu tahlillerin arkasında demeyeceğim de bu sizin de buyurduğunuz gibi o kadar güzel reklamlar, o kadar güzel besinler var ki o kadar o besinlerin karşısından artık ben başım dönüyor takip edemiyorum. Teknoloji adına, yüksek verim adına. Ama arkasında yatan çok şeyler var. Beni üzen zaten bu. Asıl yutkunuyorum, burama geliyor söyleyemiyorum. Ama bunu söylemezsem ben vicdanın kendimi rahat hissetmem. Şimdi burada toprak beslemesinde şöyle söyleyeyim ben. Avrupa'nın çöpe attığı hormonlar, işe yaramaz hormonlar bizim ülkemizde organik besin diye lanse edilerekten ülkemizde maalesef onların çöpe attığı hormonlar bizim ülkemizde normal organik besin olaraktan piyasaya sürülüyor merdiven altı. Ha dürüst çalışanları asla tenzih ederim. Muhakkak. Tenzih ederim kesinlikle. Dürüst çalışana boynum kıldan incedir. Ama beni acıtan bunlar var. Şimdi vatandaş diyor ki ya kardeşim diyor ben domates atmışım gübreyi diyor. Gecede bir karış büyüdü diyor. Ben seni dinler miyim diyor. Ben yaptığım işe bakarım diyor. Adam şimdi haklı kendisi. Gol atmış futbolcu gibi havalarda. Tamam mı? Aynı adam ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Geliyor 15 gün sonra. Ya benim domates çıldırdı, kudurdu. İyi güzel tamam çıldırmış güzel gitsin devam etsin. Ama diyor ben de diyor ya bir anlayamadım bir hastalık birdenbire şey oldu diyor. Çiçek göremiyorum diyor bilmem ne göremiyorum. Yani şimdi ya biz ot ekmedik. Yonca ekmedik hemen birdenbire büyüsün. Ot olaraktan biçecek halimiz yok. Şimdi o kadar dengesiz bir besleme var ki fakat attığında yalancı bahar gibi çok güzel bir şey görünüyor. Vatandaş zaten bunu gördüğü anda ben gökte uçan kuşu yutsam beni kimse dinlemez. Adam gördüğüne inanır. Bana kimse inanmaz. Fakat sonunda öyle bir hastalıklar çıkıyor ki maalesef Türkiye'de şimdi bunu söylemeden edemeyeceğim. Sadece konuları birbirine bağlamak mevzidim. Zamanım çok az ama Türkiye'ye ne zaman yeni bir tohum gelse, Türkiye'ye ne zaman yeni bir fidan gelse mutlaka arkasından da gelir. Hastalığı gelir. Mutlaka gelir. Doğru. Mutlaka gel. Ondan sonra seyrederler bizi. Biz o bunalırız artık çeşitli şeyler bir çare aramaya çalışırız. Sanki adam bizi kurtaracak ya. Kurtaracak. Diyor ki işte onun ilacı bu. Ona gayet masumane bir şekilde sizin şunu şey yani şunu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Tamam düzeltiyor. Adamın karaciğerini düzeltiyor, böbreklerini bozuyor öbür tarafta. Yani bunlar benim içimi acıtıyor. Sonunda ne oluyor biliyor musun? Bu çok yüksek bir şekilde domatesi hızlı büyüyen bir adam hastalıktan yakasını kurtaramıyor. Şimdi 15 ton domates alıyor, 16 ton domates alıyor. Bak ton var. O 15 ton, 16 domates alan adamın ancak 8 kilosundan 1 kilo salça çıkıyor.
Biriks oranı çok düşük oldu. Artım. Hastalıklar alabildiğine, hastalıklar artık o kadar ilaçlıyor ki. Kardeşim sen şimdi domates sağlıklı domates mi verdin yoksa ilaçlı domates mi verdin? Yani kullanılan ilaç o kadar çok. Onu dedem de yapar artık. Hep ilaçtan onu ben başarı saymam. Eğer ki bir hastayı doktor iyi edecekse bana doğal yollarla ıslah ederse o benim için başarıdır. Yoksa ilaçtan tamam geçici ilaç düzeltti. Öbür tarafını bozacak zaten kimyasallar. Ameliyat en kolay çözüm. Ha. Abi Türkiye'de şu var. Özellikle şunu söyleyeceğim. Türkiye'de verimi yükseltmek kılıfı altında dikkatleri oraya çekerekten öbür taraftan toprağı öldürmek projesi var. Toprağı öldürmek. Bakın iklim değişikliğinden dolayı 2040'lı yılları ve hatta 21. asıra çeyrek kala 20. asırın yarısında yani bu 2040'lı 2050'li yıllara tekabül ediyor. 21. asıra yakınlamışken diyor. Şimdi burada bu yıllarda diyor ki Türkiye'de iklim değişikliğinden dolayı Marmara, Ege, Akdeniz bölgeleri çölleşecek. Allah Allah. Bakıyorum hakikaten doğru. Veriler doğru. Ürperdim. Arkasından şimdi bunu çölleşecek deyince bir didik didik şey yaptı. O makaraya olduğu gibi şey yaptım. Arkasından şu çıktım. Aynı enlem, aynı boylam, aynı paralel üzerinde tamam mı? Bulunan Yunanistan'la aynı iklim, aynı enlem, aynı boylam Yunanistan'la. İtalya'la da aynıyız. Yahu orasının Allah'ı mı ayrı tövbe aşağı? Orada niye çölleşme yok da bizde var? Bunu ben aydınlara sorarım. Aydın geçinenlere sorarım. Bunun manası nedir? Yani Türkiye topraklarımızda terörist savaşından başka biyolojik savaştan boğuşuyoruz. Hiç kimse bunda farkında değil. Masum bir şekilde verimi yükseltmek adı altında topraklarımızı maalesef öldürmek amaçları bu. Amaçları. Bu da büyük bir terör. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bugün Avrupa'nın kullandığı her kimyasalı örnek alıyoruz. Basit bir şey. Ben tesadüfen interneti çok beceremem ama çok dikkatimi çekti. Adamlar bütün yaptıkları mahsullere mısır olsun, biber olsun, fasulye olsun, domates olsun tarladan topladıkları bitkisel artıkları büyük balyalar halinde yapmış tonluk böyle masanın daire biçiminde makineye koymuş ama makine arada onları parçalıyor yavaş yavaş bütün sıraların içine yayıyor boşluğa malçlama yapıyor. Ama önde de tank var büyük bir tank var o tankla da hayvanın sidiğini şey yapıyor onunla beraber mayalıyor beraber. Adam bir gram sidiği dahi ziyan etmiyor. Türkiye'de kim yapar yapana deli derler. Doğru. Maalesef yani. Şimdi sen bunları o tarafını yapmıyorsun. Sen sadece kimyasalı. Yani bizde çok aldatmacık gelişmeler var. Biz yenilik adına sadece fantazi yani işin açıkçası evinde senin un var, fırın var. Kendin bir ekmek yapmıyorsun. Pastaneden pastadan karın doyuracaksın. Geçemişerim onları. Yani ona ben pastanı adamın yırtık ayakkabısının üzerine İngiliz kumaşından takım elbise maşallah. Doğru. Yani aşağıdaki toprağın asıl toprak taban toprağımızdan bizim temelimizdir o. Biz o toprağımızdan eğer ki toprağımızı beslersek o toprak mahsulümüzü besler. Biz bugünkü teknoloji mahsulü beslemek bakın verim alınıyor. Adam çıkacak karşıma sen ne diyorsun diyecek. Ben şu kadar verim aldım diyecek. Tamam mı? Ben verim alamazsın demedim. Hani demiş ki oğlum. Sürdürülebilir bir verim mi? Sürdürülebilir bir verimdir. Yani toprağımız ölüyor. Göz göre göre toprağımız ölüyor. Bunu açıkça ben. Yani toprak koruma kanununda bunları lütfen gözden geçirilmesini istiyorum. Vallahi Mehmet Bey öyle bir konuştunuz ki normalde benim çenem düşüktür. Ben çok konuşurum programlarda üreticiler bundan şikayet eder. Özür dilerim gevezelik yaptıysam özür dilerim. Estağfurullah. Aksine çok zevkle ve acı gerçekleri de dinlemiş olduk sizden. Evet. Çok program yapıyorum. Üreticilerimiz de biliyor hem canlı yayın olsun hem stüdyosu olsun ama hani böyle
dikkatli bir şekilde bütün enerjimi toplayıp dinlediğim nadir isimlerden birisiniz ki bu konuların da üzerinde çok fazla duruyorum. Üreticilerimizin de bilgilenerek durmasını istiyorum. Evet. Sonuçta bu topraklar bize dedelerimizden miras değil, dedelerimizin bıraktığı değil, çocuklarımıza miras olan bir şeyler bunlar. Bunlara sahip çıkılacaksa bilinçli bir şekilde sahip çıkılmalı. Üreticimizin boşluklarından faydalanılmasına izin verilmemeli. Bunu bilinçli bir şekilde her bireyin duymasını istiyorum. Yapılması gereken işlemler çok fazla ancak dil ucuna geliyor mu, aktarılıyor mu? Bunu tartışmak gerekiyor. Rantılar ne kadar önde konuşuluyor, gerçekler ne kadar önde konuşuluyor. Bunları bilmek gerekiyor ki bunları konuşsak sanırım bir iki saat daha program yapmamız gerekiyor. Yetmez. Sizlerle uzun bir aradan sonra canlı yayın programı yaptık ama ben şimdiden de söylemek istiyorum, sizden de sözünü almak istiyorum. Hiç yoktan 2-3 ayda bir burada programımızı tekrarlayarak yapılması gereken doğru tarım tekniklerini üreticilere aktarmak istiyoruz. Ben programın sonuna geldim. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Zamanınızı ayırdınız, emeğinizi ayırdınız, tecrübelerinizi paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Rica ederim. Buyurun. Sakın ola bizim çiftçimize, çiftçi benim evladım gibidir, köylü, cahil diye bakmasınlar. Doğru. O benim çok gücüme gidiyor. Bizim çiftçimiz artık aydınlandı. Evet. Ama burada da bize de yük düşüyor. Biz çiftçimize doğruyu öğretirsek görevimizi yapmış oluruz. Kesinlikle. Yoksa doğruyu öğretemezsek bizim yediğimiz lokmalar bize haram olsun. Kesinlikle. Ben size çok çok tekrardan teşekkür ediyorum. Ben sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımız bir değişik oldu. Sizlere hem biraz bilgi hem de biraz acı gerçekleri anlatmak istedik. Ama tabii ki bunların hepsi tarımımız için, kendimiz için ve geleceğimiz için. Umarım sizlere faydalı bir program olmuştur. Bu programımızın devamlılığı gelecektir. Sahada da aktararak sizlere bilgileri vermeye çalışacağız. Aynı şekilde stüdyoda da Mehmet Bey'le en kötü ihtimal 2-3 ayda bir bu programımızı tekrarlayarak sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Bugün sadece beslemeden konuştuk. İlaçlamasından da konuşmamız gerekiyor. Toprak işlemesinden de konuşmamız gerekiyor. Konuşulacak konu çok fazla. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşene dek şimdilik iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.